Vav Televizyon'a hoş geldiniz. Yüzler ve izlerde sizlerle beraberiz. Bu toprakların yetiştirdiği kıymetli isimleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Açıkçası bu programda ben de bir anlamda tanıyorum. Ben çok yetkin tanıma fırsat buluyorum. Şimdiye kadar pek çok böyle kıymetli ismi, güzel ismi tanıma şansını elde ettik. Bugün de yine çok güzel bir ismi ağırlıyoruz. Efendim Sayın Ömer Turun İnançer bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi hukukçu mu diyelim? Mutasavvuf mu diyelim? Müzisyen mi? Mutasavvuf de? tabiri zaten genel olarak yanlış bir tabirdir. Onun için demeyelim. Öyle mi? Tabii. O zaman bir ara bunda bir konuşalım Tabii. mutasavvuf. Tasavvuf ehli mi demek gerekir? Ehli tasavvuf bir dereceye kadar doğru da orada tasavvufta da ehliyet sahibiyim diye ortaya çıkmak tasavvufa uymaz. <laughs> Bunun için sofi meşrep daha güzel bir sofi ifade. Meşrep. Daha güzel bir ifade. Yani mutasavvuf ancak Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Yunus gibi, hmm. Hazreti Yunkar Veli, gibi, Hacı Bayram Veli, Şaban Veli. Gibi. Yani işte Aziz Mahmut Hüdayi gibi o, o nevi zevata denir. Evet. Tosavuf. Bizler için o tabiri kullanmak kendimize mal ettiğimizde küstahlık olur. Evet. Haklısınız. Yani böyle, siz böyle anlatınca evet yani hani insanın birisi de mutasavvı. Peki, eee Bursalısınız. Yani e, İsmail Hakkı Bursa. Bursavi Hazretlerine kadar ki sülale belli olarak e, yani aşağı yukarı 400 seneye yakın bir ailenin çocuğuyum. Ama annem İstanbullu. Hmm. Yani annem, anneannem, onun annesi, babası Kazımpaşa, Fatih Bakırköy. E, dolayısıyla ben e, tatil, bütün tatilleri İstanbul'da geçirerek, anneannemin evinde, Bakırköy'de geçirerek büyüdüm. Dolayısıyla Bursa'nın tesiri elbette önemli. Ama İstanbul'a taş taşradan gelen birisi olarak gelmedim. İstanbul'u bilerek geldim. Ee, mesela ilk 1964'te yapıldı merkezi üniversite imtihanı. Hı -hı. İstanbul ve Ankara'da, galiba bir de İzmir'de. Yani Türkiye'nin sahil memleketlerinde evet. bile imtihan yapılamıyordu. <laughs> Herkes o üç büyük şehre gidiyordu. Yani Birçok arkadaşlarımız İstanbul'da yer aramak için 2-3 gün önce geldiler. Ben hiç unutmuyorum. Fen Fakültesi konferans salonunda imtihana evet. girmiştim. 3 gün önce falan gelmedim. Bir gün önce geldim. Ertesi sabah doğru ben <gülüyor> <gülüyor> <lalele> Fen Fakültesi'ne <laughs> gittim. Bu bakımdan İstanbul kültürü ile Bursa kültürünü mezeden bir ailede büyüdüm. Babamın orman mühendisliği vazifesi sırasında da dışarılarda çok dolaşmışız. Başka şehirlerde dolaşmışız. Başka şehirlerde. Yani dört <laughs> aylıkken Kığ'ya, Bingöl'e gitmişim. Efendim işte Mardin, Midyat, Nusaybin, Bingöl. Sonra Bursa'nın dağ ve orman köylerine. Şimdi ilçe oldu. O zaman nahiyeydi. Keles. Hı. karıncalı, alaçam gibi. Sonra babam ormancılığı bıraktı, bankacı oldu. Bursa'da oturdu. Ve ben de işte İstanbul'a yerleşip üniversiteye geldiğimde tabii artık misafir değil de kalıcı eşyalarımla anneannemin evine yerleştiğimde tabii yine hafta sonları falan hep bir ayağımız Bursa'da. Fakat çalışmaya başladım ben üniversite ikinci sınıfta. Ondan sonra artık İstanbul'da kaldık ama hala dedemin evi, babamın evi ben Bursa'da duruyor. Bursa kültürü başka bir kültür müdür? Başka yani, bir şey kültür. Işte, daha, daha kadimdir. Biliyoruz. Daha, daha kadim. Daha kadim. Yani Bursa öz Türk beyliği kültürüdür. Hmm. İstanbul Roma İmparatorluğu kültürüdür. Evet. Osmanlı devleti asla imparatorluk değildir yabancı devletlerin haritalarında hatta onlardan muktebes yani alınmış Anca. olan harita Osmanlı İmparatorluğu filan yazar. haritanın üstüne ha. o imparatorluk değildir Osmanlı devlet-i aliyedir. onu bile doğru bilmiyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Han Doğu Roma İmparatoru sıfatıyla onu Öncelikle saray ve devlet idaresi sistemine yerleştirmiştir. Yani Sultan Süleyman Han'ın e, lakabı kanuni. Evet. Ama bilmeyiz ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın çıkardığı kanun Sultan Süleyman Han'ın çıkardığı kanunlardan çok daha fazladır. Sultan Süleyman Han'ın kanunları çok daha geniş bir toprağa hükmedecek çok daha geniş bir ahali grubuna, evet. değişik kültürlere hitap edecek düzeltmeler, intibaklar, adapteler yapmıştır. Fatih kanunnamelerine. Onun için Fatih çok önemli bir zattır. Evet. Hakikaten bir köşe, virajdır. İşte Bursa ve İstanbul, bakın Bursa ve Edirne kültürü birbirine benzer. Edirne'de öz be öz, Türk bey kültürüdür. Mesela, Özür dilerim. i̇mparatorluk meselesini bir hani daha detaylı anlatın. Çünkü hani imparatorluk Doğru. neden değiliz hani bilmeyenler için önemli bir ayrıntı. Şimdi Sultan Murat Han e, seneyi devriyesindeyiz şehadetinin. Hı hı. E, şeyde Kosova'da şehit olunca Şehzade Bayezid de orada. Tabi. Tarih öyle diyor. Şehzade Bayezid Akçadır'da Ak sancak altında Ak keçeye oturdu. Tahta oturmadı. Ak keçeye oturdu. Yanında da postlar var. Hepsi ak post. Yani eski Oğuz geleneği. Evet. Ama, ama şeyden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra çok ciddi bir protokollaşma vesaire oldu. İmparator şu demektir. Kral lafını da yanlış kullanıyoruz. Suudi Arabistan kralı. Ürdün kralı. Evet. Eskiden Irak kralı, İşte Faysal Gazi filan yanlış tabirler. Kral İngiliz, ev Hristiyan hükümdarına denir. Evet. İmparator kendisine bağlı krallıklar olan adama denir. Bize bağlı hiçbir yer yoktur. Osmanlı'ya bağlı bir yer yok. Osmanlı, İngiltere gibi. İngiltere burada, Hindistan orada. Böyle bir halt etmemiştir. Belçika burada, Kongo burada. Hollanda burada, Endonezya ta orada. Öyle mi? Öyle. Sömürüdür imparatorluk. Ha. Biz bünyemizi alırız. Onun için B'nin aliterasyonundan istifadeyle... ...Bursa'da yapılmış olan hizmet... Daha sonra Bosna'ya da Basra'ya da yapılmıştır. Yani e, uzun köprüdeki köprü bugün Türkiye hudutunda benim de. Mişagarat'taki köprü benim değil mi? Evet. Mostar'daki köprü benim değil Hı -hı. mi? Yani biz bünyemizi alırız. Hı -hı. Bizim topraklarımızda atlayarak bir yer yok. Afrika'ya düşünelim. Mısır, Libya, yani Tarablus eyaletimiz. Evet. Tunus, Cezayir. Bakın toprak bile. Filistin. Yani yürüyerek İstanbul'dan hiç hudut dışına çıkmadan bütün devletin topraklarının hududuna gidebilirsiniz. Ama İngiliz Hindistan'a gidemez. Birkaç tane hudut geçmesi lazım. Hollandalı Güney Afrika'ya gidemez. İşte imparator kendisine bağlı kral olanlar. Peki Ürdün devleti Hristiyan unsur olabilir içinde. Ayrı mesele. Ahali de. Ama kralı olmaz. Meliki olur. Suudi Arabistan kralı olmaz. Melik tabiri mülkü idare eden manasına hı. gelir. Ama hı. King of Saudiya deyince gavur hı hı. biz de ondan çeviriyoruz. Evet. Kendi malımızı kullanmıyoruz, ondan çeviriyoruz. Suud kralı. Kral değil ki. Hocam o çevirileri o kadar komik yapıyorlar ki hatta. Evet. Hani... Çok komik lafı Hayır. hafif kaldı ama haklısınız. <laughs> hani bir e, işte Suud yani bir Arap birisi işte Ebu Bekir, Eba işte Aba Bakar diye bir şey yapıyorlar. Soylu Aba Bakar diye alıyorlar. Tabii. Yani bizim bildiğimiz Ebu Bekir işte yani. Hani, hani, mesela bu direkt ilk oraya bağlı olduğu için. E, e, örneklerinden biri. Mısır'da Kral Faruk devrildiği zaman General Necip hı hı. Negip diye okuyan spiker duydum. Evet. O Roman televizyon Sonra Cemal Abdül Nasır Gamal Abdennasser daha yakın tarih. İdi Amin İdi Emin adamın adı. Evet. Yani Emin Bayram hatta Taliban günümüzde çok konuşulan bir Evet. Yok olasıca varlık. Neyse. Taliban. Ya Taliban. Taliban değil. Ben onu sosyal medyamda paylaştım. Hocam linç yiyordum. Ne demek ya Türkçeleş falan diye linç onu. Yani tatlı linç yiyordum. derken arkadaşlar tarafından no, Taliban diye bir şey oldu. Taliban oldu falan. Türkçeleştirmeye çalışıyorlardı. Bu Türkçeleştirme değil ki. Evet. O adı o, 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 o. Özel adı Türkçeleştirebilir misiniz? Eisenhower'a ne diyeceğiz? <laughs> Reagan'a ne diyeceğiz? Şimdiki münasebe size ne diyeceğiz? Evet. Ben bidon demeyi tercih ediyorum o başka da. Aa, çok iyi. Evet. <laughs> boş yani bidon. Boş. <laughs> Ancak gaz koymaya, yağ koymaya. Yani tek maddeyle doldurmaya yarar bidon. Bunun da tek madde. <laughs> Eyvallah. Peki ee, nasıl bir çocukluktu? Böyle hani gezdiniz tozdunuz ama yani hani babayla beraber. <laughs> İlk i̇lkokul sıralarında Çalıkköy'deydik. Şimdi artık Bursa'nın içinde kaldı. Orası köydü eskiden. Ve nahiyeydi. Nahiye müdürü Tarık Bey amca. Sonra Muğla valisi oldu. Allah rahmet eylesin. Çoktan vefat etti. Bir onun evinde bir de bizim evimizde radyo vardı. Hmm. O radyonun da fincan denilen oval bir porselene bağlanan anteni vardı. Biri bir ağacın tepesinde ucu öbürü birin damında veya eğer müsaitse minarede. İşte iki tane anten ve iki tane radyo olan e, bir yer. E, Bursa'ya atla giderdi babam. Çekirge'ye kadar. Çekirge'de jipe binerdi, orman müdürlüğüne çıkardı. Orada ben ilkokula gayri resmi başladım. İlkokul şu, üç basamak merdivenle çıkılan büyük bir oda. Yerde hasır döşeli. Kapının önünde ayakkabılar çıkarılıyor. Evet. Birinci sınıf ve beşinci sınıf ben işte mühendis çocuğu biraz torpilli. Yani birinci sınıf bile değilim ben. Ana okulu seviyesindeyim. Ama beşinci sınıfla ana okulu aynı sınıfta. O hoca onların hepsini nasıl başa çıkardı falan bilmiyorum ama yani bugün Bursa'ya e, Bursa'nın içinde artık. Bursa'ya uzak bile denmeyecek kadar yakın bir yer. O zaman öyleydi. 50'li yılların Hı. ortaları. Sonra ilkokula Bursa'da başladım. E, i̇ki sene Mithat Paşa ilkokulunda. Ondan sonra üç sene Süleyman Çelebi Şey Var mı evde böyle hani bir okuma alışkanlığı ya da var, işte böyle ben, ben dedenizin tabii dedem, ya da işte babanızın böyle özel bir ilgi alanı, evde kütüphane gibi böyle bir şeyler var tabii. mı yoksa kendi halinde bir çocukluk mu yaşıyorsunuz daha çok? Ee, yani ailenin etkisi var mı onu merak ediyorum. Çok var. Ee, bir kere babam fazla otoriter Sert. O tip bir zattı. Sevdiğini belli etmek ayıp addedilen hmm. dönemdi. Dedem onun babası. Bir nesil eski. O tamamen ters. O da sevgisini saçarak her tarafa saçarak yaşayan bir zattı. Hiç baba görmediği halde. Çünkü babası dömeke şehidi. Ee, ne şehidi? Dömeke meydan muharebesi. 1897 Yunan Türk Yunan Savaşı. Allah rahmet ey. Gazi Ethem Paşa ve Abdülazel Paşaların çok büyük bir başarısı. Sultan Hamid'e Gazi unvanını kazandıran muharebe. Evet. Orada şehit. Büyük ninem 3 ay evli kalmış. 1 aylık hamileyken kocası askere gitmiş. Dedem doğmuş, 3 yaşına gelmiş. Ve dedem 3 yaşındayken babasının şehit haberi gelmiş. Allah'a ekber. Onun için büyük nineme haminnem. Yani hanım ninenin kısaltılmışı. Hamin ne o demek? Hanım nine. Hı hı. Daha eski dönemde kadın ne tabiri var. Kadın nine. Şöyle anneannemin babası bir şey olduğu zaman o bu eski canım kadın kalma derdi. Kız kardeşim doğduğunda onu da kadınım kadınım diye severdi. Yani kadın tabiri daha eski, hanım tabiri daha yeni. Evet. İşte hanım ninem dedemi tek başına yetiştirmiş. Bir daha evlenmemiş ve dedemin arkadaşları "Haminleme dişi peder geliyor." Yani, <laughs> dişi peder geliyor, derlemiş. <laughs> çok tatlı. Ee, o da çok şefkatli ama otoriter olma mecburiyetinde tek başına erkek evet. evlat. Dedem kadı mektebinde okurken seferberlik ilan edilmiş. Bir gitmiş doğuya, altı sene sonra gelmiş. Altı sene sonra gelmiş. Evet. Yani gelince ne mektep kalmış, ne medrese kalmış falan. Ee, Aslı dedemin bir tahsil geçmişi vardı ve Bursa'daki pek çok hoca efendiyle o tahsil geçmişinden kalan bir arkadaşlığı vardı. Ama rint meşrep bizzattı. Ee, hatta bazı arkadaşları Bektaşi diye takılırlardı. Bektaşiliğin rintliğinden. Ee, o evde kitap çoktu hmm. ee, ve dokumacılık yapardı. Trikotaj tezgahı vardı hem de dükkan vardı. Evde kendisi dokuduğu zaman mutlaka bana bir şey okutur. Yani bir taraftan çalışıyor, siz o okuyorsunuz. Bir tezgahta tarafta. oturduğu yerde şey İş çekiyor, yapıyor. mekik çekiyor. Ama Ben köşede ona mutlaka bir şey okuyorum. Sonra anladım. Bana lazım olanları okutuyor. Evet. Çok tatlı. Sonra anladım. Ya aslında sizin için okutuyor. Biliyor hepsini. <laughs> Bilmediği bir şey değil. Bana okuyayım da öğreneyim. Bana okutup da öğrenmek istediği değil. Bana öğretiyor. Çok iyi. Bir de ilgim azalmasın diye öyle mi olmuş lan? Böyle bir <laughs> ben di dikkat diye. çekicilik falan yapardı. Çok samimi, basit keyifleri vardı. Güzel havalarda akşamüstü zembilinin içine eşin zembili vardı sırt zembili. Açıkta gıda taşımak ayıp. Biri Hı. görür özenir diye. Fukaralığa bağlıyorlar. Ne yazık ki Hikmet Bey her şey evet. artık parayla, maddeyle ölçülür hale geldi. Her şey işte fukaralık, zenginlik, evet. bal paylaşımı. Böyle değil. Evet. Çok zengin. çünkü eskiden fukara mahallesi, zengin mahallesi yoktu. Herkes bir arada otur bu kadar farklılık da yoktu. Yani zengin bir arkadaşımız ne giyiyorsa biz de onu giyerdik. Böyle partal falan. O görgüyle alakalı bir şeydir. Hı, hı. Doğuya gidersiniz. Şimdi kalmadı da. Görgü çoğaldı çünkü. Partal bir kıyafet hanımda. Dirseğe kadar bilezik ama. Evet. O görgü o. Bunun bir fokaralıkla e, fukaralıkla falan alakası yok. Ama çok güzel istismar edilen bir konu. Ee, o basit zevkleri, zembil velev ki zengin. Fakat o sırada mesela domates almışsınız. Hamile evde hanım var. Canı domates istedi. Çok basit bir şey değil mi? Ama o anda yok evinde. Mutfağa gitti domates yok. Ama canı istedi. Bu haktır. Biliyor musunuz? Evet. Komşuluk hakkıdır bu. Onun için görmeyecek. Hocam taze ekmek aldınız fırından çıktınız. Mis gibi kokarak şimdiki ekmekler değil ben ekmekten he. bahsediyorum. Şimdi ekmek görüntüsündeki neyse o o değil yani. Mis gibi kokarak eve geliyorsunuz. Karnı tok ama taze ekmeğin kokusu cezbetti bir komşuyu veya sokaktan geçeni. Mesulsünüz. Çünkü Müslümanlık ince insanlıktır. Daha biz Müslüman olamadık ki ince insan olmayı öğrenelim. Hı hı. Tatbikata bakıp Müslümanlık budur zanneden bir sürü kabak dolu ortada. Memleket kabak tarlası. Böyle söyleyince sert konuşuyor Tuğrul diyorlar. Ya ben razıyım öyle demelerine. Yalan konuşuyor diye diyebiliyorlar mı? Yanlış konuşuyor diye biliyorlar mı? Yalan hı. mı? Tatbikata bakıp yani bugünkü o Afgan'daki Vahşilere bakıp Müslümanlık bu bu diye, budur diye hüküm çıkaran kabaklar yok mu? Çok. Evet. Bakın hüküm neticeden çıkarılmaz. Sebepten çıkarılır. Adam öldürmek. Teammüden bilerek, isteyerek, pusu kurarak öldürürseniz müebbet. Eskiden idam vardı. Hı hı. Bir kavga çıktı. O kavga sırasında öldü. Siz sebep oldunuz. 24 sene yersiniz. Uzatmayayım misalleri. Nefsi müdafaa için öldürdünüz, berat edersiniz. Evet. Harpte öldürdünüz, madalya alırsınız. Hepsi adam öldürmek değil mi? Evet. Netice. Ama bakın hükümleri farklı. Onun için neticeye bakıp hüküm verilmez. Bizim için Müslümanlık nedir diye öğrenmek istiyorsak Resulullah Efendimiz Hazretlerinin hayatına bakacağız. O da sati olarak değil. Hı hı. Derinlemesine. Benim sizinle de derinlemesine konuşmak istedim. konudan bir tanesi de bu. Buraya geleceğiz ama. Hatta İmparatorluğa sizinle... geleceğiz. Siz İ... sormuştunuz. Onu, hani onu... onu anlattık ama imparatorluk Osmanlı imparatorluğu değildir. Devlet. Ha. Osmanlı devlet aliyesidir. Osmanlı devleti diye de bir devlet yoktur. Osmanlı cadiye bir lisan yoktur. Bu yanlışlıkla hangisini düzelteceğiz? Türkler Türkçe konuşur. İngilizler İngilizce konuşur. Almanlar Almanca, Fransızlar Fransızca, Çinli Çince, Finli Fince konuşur. Osmanlı Hanedanı dönemindeki Türkçe doğru bir tabirdir. Bakın Azerice tabiri de yanlıştır. Azerbaycan bir bölge ismidir. Evet. Devlet ismi ol, haline gelmiştir. Ama Azerbaycan bölge ismidir. Azerice diye bir dil yoktur. Azeri Türkçesi vardır. Hı hı. Özbekçe diye bir dil lisan yoktur. Özbek Türkçesi vardır. Kazak Türkçesi vardır. Kırgız Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, daha şeyle, e, genel şeyle, Hakani Türkçesi Anadolu Türkçesi vardır. Hakani Türkçesinin şubeleri lehçeleri haline gelmiştir. Türkçe bir tanedir. Devletlerin, boyların isimleri lisan değildir. Osmanlı diye bir millet var mı? Yok. yok. Öyle. Yani Millet tabirinden kastımız ırk olarak, hmm. dil olarak, soy olarak, şu olarak, soy olarak. Osmanlı diye bir millet yok. Evet. Dolayısıyla Osmanlıca diye bir lisan yok. Evet. Selçukçu. Selçuk, e, hani Osmanlıca diyoruz da, Selçukça diyor muyuz? demiyoruz. Çünkü Selçuk'ta Selçuk'un yıkılmasına yakın Türkçe konuşulmaya başlanmıştır. Selçuk devleti Farsça konuşur. Fars olduğu için değil. Onu da bilmiyorlar. Hz. Mevlana Mesnevi'yi Farsça yazdı diye yabancı lisanda yazdı. Ya ana dilinde yazdı. Ana dil o. Türkçe yabancı dil o zaman. Evet. Bilmiyorlar. Çünkü hala Herat gibi, Mezar-ı Şerif gibi, Belh gibi, ee, Tacikistan, Afganistan Özbekistan topraklarında yaşayan eski Türkler hala Farsça konuşurlar. Ama İran Farsçası değil. mavera -ün Nehir Farsçası kendimize mahsus bir Farsçadır. Bugünkü İranlıların konuştuğu Pehlevi Farsçasıdır. Bunları bilmeden herkesin ağzı, maşallah dili fırın küreği gibi herkes konuşuyor. <laughs> Cihalet diz boyu falan değil, boyu aşmış. Evet. Cehalet çukurunda debeleniyoruz. Debelendikçe batıyoruz. Evet. Eğer kendimizi debelenmekten bırakır, şöyle bir sakin durursak, bir yardım, bir medet eli uzanır. İnşallah. Gelelim şimdi oraya çocukla. Ee, dede çok iyi bir taktik uyguluyor size. Evet. Kitap okumanız için. Ee, baban rolü var mı? Baban bir etkisi Babamın, rolü var mı? Babamdan Korkmak fazla yüksekte olduğu için her fırsat buldukça dedemin evine kaçmak. <laughs> Efendim. Bir Şefkat nifasına. Bir de evet anneannemin babası o da Bursa'da oturur. Ben 11-12 yaşındaydım. Hatta 13 yaşındaydım göçtüğü zaman. Orada müstakil kütüphane, evde kütüphane vardı. Çoğu eski Türkçe. Çünkü Servet-i Fünun Osmanlıca dergisinin... Değil, basıldığı Matbaa-i Hayriye'nin sahibi. O yani Tevfik Fikret Bey, Abdülhak Hamit Bey gibi arkadaşları olan bir zat. Ahmet İhsan Toköz vardır. Meşhur Matbaacı İhsan Bey diye geçer. Hı hı. O çok girişimci, siyasilerle yakın, para hesabını iyi bilen bir zat olduğu için o tanınır ama matbaanın adı bile Matbaa-i Hayriye çünkü büyük pederin adı Hayrettin. Aa, çok güzel. Evet. Dolayısıyla öyle bir entelektüel. Anneannem e, da okumuş. Yani? Fransız Lisesi. Ha, Fransız Radyo lisesi. evinin karşısındaki Damdossion. Evet. Herkes bilmez hocam ya. Yani. Ama yani Damdossion önemli bir mekteptir. <laughs> Hala çalışıyor. Tamam, hocam. Yani Efendim? Anadolu'da başka bir yerde şimdi biz izleyenler. herkes doğru, doğru. bizi bilmez. Doğru. Yani. yani. İstanbul'daki bir Fransız mektebi. Evet. Birinci sınıfta sınıf birincisi olmuş ve bir madalya vermişler. Ama madalyada haç var. Hı. İşte Fatih'teki çarşambadaki konağa gitmiş. İşte amca var evde. Büyük abisi ama araları bayağı fazla. 16-17 yaş. Yani evde aslında o, o, o bekar. Evin bir kısmı da müstakil gibi oturuyor. Hizmet ediliyor. Yani bey babam Anneannemin babası ona onu baba gibi biliyor. Öyle bir şey. Otorite. Otorite ve şehirli biraz. Gelenekçi bir otoriteye sahip. Evladım ne o oyunundaki diyor? İşte efendi amca. Öyle amca yok. Terbiye. Ya efendi amca diyecek ya bey amca diyecek. Baba Hı. yok. Ya bey baba diyecek ya efendi baba diyecek. Aa, bey babanın öyle. kısaltılmışı beyba. Efendi babanın kısaltılmışı efamba. <laughs> Çok güzel. Tabii. Hele hele hanıma ismiyle, bey'e ismiyle hitap etmek öyle bir şey yok. Böyle obaylık yok. Annemin dadısına ismiyle hitap edilmiyor. Dadı kalfa. Lele ben 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 o terbiyeyle büyüdüm. Maşallah. Ben dedemin bir kere babaanneme ismiyle, babaannemin bir kere dedeme ismiyle hitap ettiğini duymadım. 16 yaşındaydım dedem öldüğünde. Eee hasılı bu ne deyince işte efendi amca şey oldum. Sınıf birincisi oldum. Bunu verdiler. Hasabi aldığı gibi alıyor yanan sobaya atıyor. Tutma olacakmış bizim evimizde diye. Tabii o tatil bitiyor. Bu sömestr tatilinde oluyor. Tatil bitiyor. Annem okula gidiyor. Nerede madalin? Amcam sobaya attı. Tabii hıkmıktan sonra. Aha. Atıyorlar okulda. <laughs> Sonra Çamlıca Kız Lisesi'ne gidiyor. Ve 1900 doğumlu bir hanım Çamlıca Kız Lisesi mezunu. Maşallah. Yani bugünün yüksek lisanslarını ve doktoralarını okudur. Yani ben böyle entelektüel bir maşallah. gördüm. Babaannem İsmail Hakkı Tekkesi Deryahi şeyhinin torunu. Onda da öyle bir birikim vardı. Annem erken evlendiği için Tahsiline devam edememiş. Ama e, çok ciddi bilgi birikimine sahipti. Musikiden e, sanat tarihine genel tarihe, coğrafyaya varıncaya kadar. Hocam harika bir evde büyümüşsünüz. yani büyümüşsünüz. Öyle de ama haşar. biraz e, bir kaçak. Bak. Çünkü benim meşrebim biraz değişti. Gençliğimde fazla haşarıydım. Öyle mi? Tabii. Çünkü babam çok disiplinli. Atlayayım, e kurbanımı ben kendim keserim. Dedem öğretmişti. Dedemle dedemle sonra Hı -hı. işte en son kurbanı da bu sefer de bakın ben başında duracağım kendim becer dedi. Yaş kaç? 16. 16. Ee, ondan evvel de işte bacağını tut, orasını tut filan böyle alıştırıldım. Hı -hı. Mesela şimdi hayvan pek be, hoşlarına gitmeyebilirler ama dinlemedikleri için ay deyip bırakmasınlar Hı -hı. ekranı lütfen. Hayvan debelenir ya, Hı -hı. can çekişiyor. Hayır, can çekişmiyor. Bilmiyorlar. Çok basit bir esnaf adam, vaktiyle okumuş olsa da, dış görünüşü dokumacı esnaf. Oğlum ilk tepin şey Hı -hı. yaptığında işte, oğlum bir balon getir bakayım. Almış balonu evde duruyor. Babaannene söyle balonu getir. Şişir bakayım, pum pum pum, sıkı tut ağzını sıkı. Koy ver şimdi. Ne oluyor balon? Böyle sönmüyor evet. değil mi? Böyle oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Bak oğlum. Şimdi bunun kanı ve nefesi boşaldı. Aynen balon gibi tepiniyor. Canı acıdığından değil. Yani vücut normal bir tepkime veriyor. O, bo o boşalma sırasında işte kan boşalıyor. Nefes de boşalıyor. Yenisi girmiyor içeriye. Aynen balonun havasını boşaldığı zaman... Titremesi gibi hayvan titriyor. Öyle bir örnek mi verdi size yani? Evet. O o evet. zamanlar. Evet. Çok iyi. İşte kültür ve eğitim budur. Çok iyi hocam. Eğitim budur. Onun için sonradan ben so sordum. ha Ben merak ettiğim şeyi şüpheciyimdir ben. Ama şüphede bırakmam. Mutlaka çözer. Müsbet menfi. Biyoloji hocamız vardı. Mehmet abi. Bursa Lisesi'nde çok şen şakrak fakat güzel öğreten Hı. Hmm. bir hocaydı. Lakabı bile abi. Öyle. Dedim hocam bu boğazlama sırasında vaktiyle dedem demişti ki o zaman demek ki vaktiyle değil bir sene sonra yani. Evet. Canı yanmıyor hayvanın çünkü keserken sinir Beyinle beden arasındaki sinirde kesildiğinden aynen balık gibi acı duymaz. Evet. Doğru dedi. Ama dedi, kelleyi kopartmayacaksın. Nitekim kurban keşedirirken kelle kopartılmaz. Hı hı. Ve vefat ettikten sonra. Yani ruh çıktıktan sonra. Şimdi bu iyi bir bahis değil gibi geliyor ama bakın korkunçluğu nasıl şey. Evet. Bir misal daha. Bak ellerini çırpıyor. Ben sarhoş mezesi olmaktan değil, Allah'a kurban olarak gidiyorum diye sevincinden ellerini çırpıyor. Bu da dedemin öğretisi. Çok güzel. Onun için 30 yaşında askere gidip kan alınırken bayılan adamlar olmuyor idi. <laughs> öyle miydi o zamanlar? Tabii hani ben askere giderken de... kan alır, alırken kan tutuyorsa çok asker alamazsınız öyle Çok asker <laughs> oluyorsunuz dünüzde. Yani. Ama. Yani kan tutan adamlar asker mi olur yani? <laughs> Ama böyle alıştırılırsa tabii iyi olur. Evet. Filan bu 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 his bu kadar yetsin. İşte bu nevi dini dünyadan ayırmadan. Mesela işte sevap günah onları da anlatırdı Hı -hı. dedim. Bana değil. Ortada konuşur. Ben anlayayım diye. Mesela bazen eve büyükler gelir mesela Yeşil Cami imamı Hafız Kadir amca. Neden amca? Dedemin arkadaşları olduğu için amca. Hı, hı. Hafız Kadir Efendi amca. 3-5 defa gelip ahbap olunca mesela ben ondan Isfahan makamını öğrendim. Isfahan makamını şeyden öğrendim. Hafız Kadir Efendi. Nin. Maşallah. İşte yaşım hep 16'nın altında bunlar yani. Hatta 15'in altında çünkü 15'imdeyken dedem rahatsızlanmıştı. Eee onlar büyükler kendi aralarında ilmi münakaşa yapıyorlar. Benim yerim odanın kapısında, eşiğin yanında iki üstü Babaannem aşağıda şu, işte ikram, özellikle çay yapar. Tarabzana vurur, tın tın tın, demir tarabzan var. Ben aşağı inerim, tepside getiririm. Sonra oturacağım yer orası. Koca koca adamlar çok basit şeyler konuşurlar. Şimdi anlıyorum basit olduğunu. Ama ben onları bilmiyordum o zaman kendi aralarında konuşup bir çocuğun terbiyesi için vakit harcıyorlar. Peki amaçları Hepşinin, o mu yani? Ay yani. Hepsinin mezarlarının toprağını öpeyim. Amaçları yani, o. Hep yani kendi aralarında gerçek sohbet etmiyorlar. Amaç size ediyorlar. Bildiklerini doğru. tekrar ediyorlar Çok kendi. iyi hocam ya. Çok. Bunları iyi. sonra ben kendim yapmaya çalıştım. Onlar kadar muvaffak olamadım ayrı mesele ama. Ayrı yani o yaştaki bir çocuğu bu kadar kişinin, büyük böyle kişinin terbiye. kale al, alıp yani çünkü, bizde çünkü, kimse kale almıyor. Çünkü, çünkü başka eve gidersek de başka evin çocuğu orada duruyor. Ha misafirler ben orada eşiğin dibindeyim ya iki düz Misafirler gittikten sonra dedemin kucağındayım. <laughs> Çok güzel. Üç. Çünkü babam beni ilk defa İstanbul'a devamlı kalmaya üniversite okumaya gelirken yanağından öptü. Ondan önce sadece öyle. O dediğimi dalardım. Ha, çok tatlı. Ee, Peki. Yani e, çocukluğum, gençliğim öyle geçti ama musikiye merakım vardı. Babamın otoritesinden Bursa Musiki Cemiyeti'ne gittiğimi söylemedim. Sakladınız mı? Ne zaman başladınız Arkadaşıma oraya? Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum diye evden çıkardım. Bir de o zamanlar böyle sanatlı sanatı destekleyecek e, maddi imkanlar yoktu sanata meraklı olan, bir şey öğrenmeye meraklı olan kendinden bir fedakarlık yapması lazım. Çok basit ama koltuğumun altına iki tane odun alıp giderdim cemiyete. Çünkü cemiyetin yakıt alacak parası yok. Hı -hı. Soba yanıyor. Herkes birer tane, ikişer tane odun getirir. Soba öyle yanar. İşte meşk edilir. Allah rahmet eylesin. Cahit Pekseher, Tulun Korman. Hı -hı. Öyle de kıymetli insanlar ders vermeye İstanbul'dan gelirlerdi. Ve konser olur sezon sonunda. Evet. E ben sahneye çıkarsam herkes görecek beni. Sahneye çıkamazdım. Eyvah eyvah. O kadar sene çalışın sahneye çıkamayın. Evet, evet. Eyvah eyvah. Ama İkiniz sonraları... kalmaz mıydı? E valla o zamanlar kalıyordu. Hem de ama, çocukluk yaşta. E, ama sonra e, ne zaman program vardı de, babam sonra mi? hale geldi. Öyle mi? Tabii. Sonra çok değişti. Peki yani, ee, ortaokul lise onlar da vardı. Ortaokul Osman Gazi Ortaokulu Bursa'da hı hı. ve lise ayrı bir özellikdir. Ee, Bursa Erkek Lisesi mezunu olmak bir masaryettir. Öyle mi? Öyledir. Çünkü sultanidir Bursa Lisesi. Afyon gibi, Dağda da Sarayı gibi. Sultani. yani bugünün bugün gün örneği yok üst lise demek o. Yani, sene olarak falan değil. Ama çok önemlidir. Evet. O zamanlar, yani bizim okuduğumuz zamanlar e, liselerin seviyeleri tıp fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi yerlere ilk onda adam sokmak. Bunlar kıymetli liselerdi. Bakın Afyon'da öyledir. Şey ne yapmayalım. Hakkını yemeyelim. Ama Bursa Lisesi mutlaka her, o zaman böyle merkezi imtihan yok. Her fakülte kendi imtihanını kendi yapıyor. Evet. Mutlaka İstanbul Tıp Fakültesi ile İTÜ'ye ilk ondan iki tane Bursa mezunu girerdi. Mutlaka. Onun için Bursa Lisesi'nde okumuş olmaktan güzel bir talih olarak görüyorum. Tabii lise biter bitmez İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hukuk neden peki şimdi? Hemen hani ona ha, yani o da valla işte... Allah bir kader galiba. Dedem hakim olmak için, yani kadı olmak için okumuş. Hı -hı. Ama bu seferberlik harp belası evet. mani olmuş. Sonra e, ben doğmuşum. O zaman işte 1946'da Hı -hı. böyle Türkçülük, eski tarih falan biraz daha şeye çıkıyor. Yani de Tuğrul Bey. Tamam tam onu tam olacak şey, mı? Var mı bir isminizin dedenizden bir, bir yok, alakası? Yok babamdan bir? var. da? Evet. Babam da yani soyuna düşkün bir zattı. Tor Bey. Ben tabii dedem koyacak. O ok ismimi okuyacak. Babam kendi otoriter olmasına ama dedem çok yumuşak başlı bir adamdı. Efendim bak toru koyalım mı diye tabii soruyor. Hı, -hı. Ben, Tabii koyalım ama bir de Göbek adı olsun. Ömer gibi adil olsun. diye Ömer Toğrul olarak dedem ismini koyuyor. Böyle bir adaletle evet. bir gönül bağlantısı var. Hani onu da olmak istemiş ama olamamış. Harften dolayı, beceriksizliğinden. değil. Sonra rahmetli halamı eski Bursa'dan komşu. Fakat o da gitmiş Ankara'da Ko Fakültesinde okumuş Bir e, Stajyer hakim. Yani bitirmiş fakülteyi. Hakimliğe müracaat evet. etmiş. Bandırma'da stajyer. Ama aile eski komşu. Hisar Mahallesi'nden. Bursa'da. Hisarlıyız, Hisarlıyız biz yani. Eski yerli Bursa'dayız. Ee, sadece hakim diye halamı hemen vermiştim. <laughs> hakim damadım olsun Aa, <laughs> Çok güzel. Tabii Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. Sonra işte bende de o demek ki bir kader, bir genetik bir şey bir şey. Ben askeri hakim olmak için Fakülteyi bitireceğim veya fakülte okuma sırasında askeriyeye müracaat edeceğim alırlarsa. Hı hı. Ama bitince çünkü hakimlik çok tayinli bir iş. İşte halam gelin olmuş bandırmaya gitmiş ondan sonra Yozgat'ın sorgun kazası. Yozgat'ın sorgun kazası 1961'de bile gece 11'e çeyrek kalır elektrikler böyle olur 11'de söner. Haftada iki defa gazete gelir yolları çamur içinde ilkel bir yerdi yani. 61 senesinden bahsediyorum. O öyle yerlere tayin olmadığım için askeri hakim ne olur? Ordu ve kolordu merkezlerinde evet. olur. Onun da büyük şehirlerdir diye <gülüyor> düşünceyle. <gülüyor> öyle. Niye? Ama <laughs> niyet ödeki hesap çarşıya asla uymuyor. Ee, sonra e, İstanbul'da okuma başlayınca e, babama yük olmayayım. Yani memur netice itibariyle. Evet. Kirayevinde oturuyor bir iş aradım buldum çalışmaya başladım. Bir yandan okumak devam ediyor. Sonra işte bu Musiki ile Bursa Musiki Cemiyeti'nden sonra İstanbul'a gelince bir direkt Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gittim. Ee, i̇şte orada Üsküdar Musiki Cemiyeti derken iş filan bu askeriye müracaat filan kafadan silindi. Ondan sonra da artık o e, tahsil yaptığım sırada okuduğum, şey, çalıştığım iş yerinde stajı da orada bir yandan çalışırken bitirdim. Sonra bir başka işe atladım. Sonra bu beş buçuk senelik bir sendika, beşeri münasebetler ve iş hukuku. Mesela bizim zamanımızda fakültede iş hukuku seçmeli dersi. Seçmeli dersti. Şimdi iş hukuku çok önemli. Borçlar hukukunun bir bölümü olarak müstakil kürsüde okutuluyor. Ama ben o zaman bile nedense iş hukukuna öyle bir gönlüm ısındı. Ben, Hı. ben o seçmeli dersi seçmiştim mesela. Bir de hukuk tarihi seçmiştim. Seçmeli derslerden. Ee, ve iş hukukunda muhtelif şirketlerde Orada uzmanlaştınız. Yani hukuki orada. büronuz olup orada böyle hukuk çalışmadınız. Hayır yani. böyle çünkü avukat katipliği de yaptım ben lise sonunda. Boşanmaydı, nafakaydı, cezaydı. Bunlar beni sarmadı. Çanakkale'de Allah rahmet eylesin Necat abi vardı abi. avukat. Ee, İstanbul üzerinden Çanakkale'ye gideceğim ne dersin dedi. Ben de gelirim abi dedim. Yani tatil zamanı Bursa'da. İstanbul'a geldim. Ben anneannemde kaldım. Bakırköy'de. O bir yerde kaldı. Sonra Keşan'da bir duruşması vardı. Hani böyle Marmara turu yaptı. Keşan'a gittik. Duruşma sırası bekliyor. Necat abi rahmetli işte, şüphesini gidi bekliyor. Ben de dinleyici sırasındayım. Bir duruşma var. İhtiyar bir kadın miras meselesinden dolayı evinden çıkmak mecburiyetinde. Hakim de bu kararı vermek. Ama hakim üzgün. Tamam hukuka uygun ama adalete uygun değil. Evet. Ama kadıncağız razı olmasa da bir başladı eriştirmeye. Ası beddua ediyor. Ben bu işi yapamam dedim. Fakülteyi bırakacak kadar şey yaptım. E, üzüldüm. Hı hı. <laughs> İcralarda öyle şeyler başıma geldi ki evet. işçileri e, işçi meselelerinde alacak verecek. Sadece avukatlık ücreti almış olmak için icraya veren meslektaşlar gördüm. Onu de işte yapmadım. Hiç para işi yapmadım. Para peşinde hiç koşmadım. O benim peşimde koştu. <laughs> Nasıl koştu? Eh, iki evlat, dört torun sahibiyim. Allah Evim var, mesela. arabam var, yazdığım var. Dane ananın gözünü istiyorsun diye sorarlar adama. Ha, Resulullah Hazretleri buyuruyorlar ki bir adamın bir vadi dolusu altına olsa ikinciyi ister. Evet. Onu isteyen nefistir. Adam değildir. Eyvallah. Adam istemez. Peki. E, üniversite hayatınıza girelim. Şimdi Bursa'da geldiniz İstanbul'a. Artık İstanbullusunuz yani. Zaten Öyleydiniz. çok aşinayım. Ama şimdi geldiniz İstanbul'a. Da yaşıyorum. Evet. Tabii bu birinci sene iş yokken e, kendimce safahat. Yani Kavataş'ta tavla oynamak hmm. gibi efendim. Ha bu arada da şey mi yani özür dilerim hani babanın artık tasalludundan çıktınız. Ebeva, zincirler ebeva. kırıldı. Evdekilerde bir şey Bunun en tipik örneği de şimdi yasak ama o zaman değildi. Sigara içmek. Hmm. Ha onu da söyleyeyim. Yani köylerde ikram edilerek erken yaşta olmuşuz. Ben çok ileri yaşama kadar annemin babamın sigara içtiğini bildiklerini bilmiyordum. Biliyorlarmış ama yüzlememişler. Ama İstanbul'da en büyük hürriyet sokakta sigara içmek. O zamanın ölçülerine göre. Ey abi. Tabii o var. Bir de işte hepimiz yani. Bir de Bursa'dan biz grup olarak yani. liseden, mahalleden arkadaşlarla beraber hı hı. geldik. Bizden bir sene evvel olanlar var. Bizden sonra gelenler var filan. Birinci sene biraz haytalıkla geçti. Açık söyleyeyim. Ondan sonra zaten e, ama haytalık dediğinizde işte, gezmek tavla oynamak. Yani değil. o kadar. Yani kadar. O kadar. O, o, kadar. Yok. Kadar o, o, o zaman işte fitaş. Evet. Asla yani asla Rabbime cevabını veremeyeceğim bir Eyvallah. hatalı bir davranışım olmadı. Hava iyi. Gününü gün eden bir gazda. Evet. E, sonra zaten 68 hadiselerine tekadüm eden günler başladığında benim havai halim olmadı çünkü işteydim. O havai haller baba parası yiyenlerin. <laughs> Buna bunu hiç e, inkar etmeye mecal yok. Evet. İşi gücü olan, çalış, kendine faydasının dokunmasını isteyen, ana babasına yük olmak istemeyen benim gibi düşünenlerle o iş olmazdı zaten. <laughs> baba parası yiyenlerle oldu. Onlar kandırıldılar. Hayatın gerçeklerini bilmeyenler. Sonra hayata atıldıktan sonra o halleri hiç kalmadı. Onun için öyle bir laf vardır. Ben sevmem de kullanırlar. Feminist kocayı, komünist parayı muydu bırakılmış <laughs> o halini. Eyvallah. Peki. Ee, bir şimdi çok birikimli birisiniz. Ha çok kitap okurdum. Tamam. Hala okuyorum Eyvallah. da eskisi kadar değil. Şöyle arz edeyim, babam maç meraklısıydı, severdi maçı. Beni de götürüyor, erkek çocuk ya. Hı hı. Bursa'da e, eski statta açık türbün, e, normal çimentoların üstüne oturuyorsunuz. Yani tahta bile yok, ilk yapıldığı zamanlar. Kapalı türbünde tahta var, hı hı. öyle koltuk falan ne gezer. Herkes işte altım üşümesin diye gaz alır o gazetelerinden yere düşenleri alır, maça bakacağım'a öste okurdum. da babam kızardı böyle kafamı çevirirdi. Böyle. Oraya bakın ya, maça bak diye. Hı hı. Bir keresinde, onu ben hatırlamıyorum, babam hatırlıyor, altı parmaktan aşağı yürüyormuşuz. Yani stadyuma giden hı, hı. Yanından ben yok olmuşum. Gazeteler böyle bir tel tezgaha asılırdı. Ta, tane tane. Evet. Çömelmişim, gazete bakıyor Gel lan buraya demiş. <laughs> Bu onu hatırlamıyorum. Onu babam anlatmıştı rahmetli. Ama şunu hatırlıyorum. Dedemin dükkanı Kapalı Çarşı'nın Bedesten tarafındaydı. Kooperatif. Cumartesi günleri ona giderim mektepten çıkınca. Çünkü mutlaka bir ziyafet var. Bir de 25 kuruş. Var. Bir de hangi günler giderdiniz? Cumartesi gün. Cumartesi gün mektep mi vardı o zaman? Gayet tabii. E cumartesi pazar tatil yok muydu? Nerede öyle tatil? Biz lisede, üniversitede cumartesi derse giderek okuduk. Öyle mi? Tabii. Üniversite dahil olmak üzere. Yani Erbakan'ın Başbakan Yardımcısı olduğu hükümette. senesini hatırlamıyorum ama 76'dan sonradır. 76'dan sonra cumartesileri tatil oldu. Tam Oo. tarihini hatırlamıyorum. Tabii. Haftanın 6 gün okul var yani. 5,5 diyelim çünkü yarım. Ha, yarım gün. gün. Cumartesi günü yarım gün. Yani hafta tatili cumartesi bir başlar. Pazartesi sabah 9'da biterdi. Şimdiki gibi Cuma akşamı 5'te başlamazdı. Eyvah. Haftalık çalışma saati kanuni, işçi saati 48 saatti. Sonra 46'ya düştü. Şimdi 45. Evet. Asılı 25 kuruş var bir de. Hı hı. 25 kuruşu aldın mı 2 kuruşunu, o zaman delikli para geçerli. Bursa yangınından önce bir ciltçi vardı, mücellit. Hı hı. İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Ulu Cami yani... Batı kapısından girince sol tarafta. Sıhaflar ve ciltçiler karşısında Ondan resimli e, kitap alırdım. Orada okumak için. iki kuruş. Kiralık. iki kuruş. Cumartesi günleri mutlaka. Çünkü kapalı. Yağmur, çamur yok. Evet. E, soğuk da yok. Hı hı. Yani normal bir soğuk var ama sokak soğuğu gibi değil. Evet. Kapalı bir mekan. <laughs> e, o okurdum. Sonra işte İstanbul'da genellikle anneannemin evinde ana merkez olmak üzere arkadaşların evinde de çok kalırdık. Sonra işte yavaş yavaş ilerledi. Arkadaşların mezun oldu, döndüler filan. Bizim Şişli'de bir müşterek evimiz vardı. O sırada Bakırköy'deki ev müteahhite verildi yenilen için. Ben temelde şeye taşındığımda, Şişli'deki eve taşındığımda Kitapları koyacak yer bulamamıştım. Fakat çok kitabım vardı. Hala Maşallah. çok kitabım var. Şimdi de hizmet olduğum vakfa bağışladım. Hı. Orada bir Kütüphane inançer kütüphanesi kurdum. Onu da böyle kütüphanecilik tahsili yapmış bir kardeşim. Hala düzenlemeye çalışıyor. <laughs> Maşallah. Efendim aşağı yukarı bir, birkaç bin tane kitap var. Ee, sonra. O kitapların mukayesesine başladım. Bu arada özel olarak... Nasıl mukayesesi başladınız yani? Ben kitaplara oku, inanmamayı öğrendim. Mukayeseye başladıktan sonra. Enteresandır benim fikirlerim. Pek herkese uymaz. Mesela kitap fuarına konuşmaya çağırıyorlar. Kitap okumayın diye başlıyorlar. Yapmayın hocam. <laughs> evet. E ne yapacaklar? Konu okuyacaklar. Hmm. Kitap değil. Çünkü şunu öğrendim. Her kitap, o kitap yazarının o konu hakkındaki bilgisinin bir kısmını aksettirir. Evet. Tamamını değil. Ve o yazarın bilgisi. Peki o konu o yazarın bilgisinden ibaret midir? Asla değildir. Bunu şöyle, hepsinden rahmet olsun. Bir arkadaşım evet. vardı. Ömer Ali Yörük. Babasının adı da Ali Ömer Yörük. Bursa Verem Savaş Dispanseri'nin başhekimi. Hanımı da Cavidan Hanım teyze Ramazanoğlu ailesi. Ramazanoğlu beyliği var ya hı hı. Adana'da. O hanedandan. Ömründe tanıdığım 3-5 zarafet hı. ve nezaket timsali hanımdan biriydi. Allah kanı kanı rahmet hı. eylesin. İsmi bile güzel. Cavidan. İsimlerin karakterler üzerine tesiri vardır. Evet. İstedikleri kadar yok desinler. Bunlar mad maddi şeyler, manevi şeyler. Madde ve mana ayrımını yapanlar şaşıdır Hikmet Bey. Birbirinden ayrı değildir. Elin dışı varsa içi de var demektir. Hı, hı. Zahiri varsa batını da vardır. Ama zahir daha çok görünür. Bak elinize bakın üstünü görüyorsunuz. Evet. Elinizin üstü ne işe yarıyor? Sinek kovmaktan başka tuttuğunuzu, sevdiğinizi, dövdüğünüzü hep içinde yapıyorsunuz. Yani batınla. Evet. Bu kadar yeter baba. <laughs> ee, bir kitap gördüm. Evinde çok kitap var Doktor Hı -hı. Bey amca. Ee, Kore Savaşı'nda Türkler. Albay Celal Dora. Hı, -hı. Evin alt katında Ömer'in bir odası var. O odada Doktor Bey kitapları var. Ama o odada biz oturuyoruz gençler. Cavidan teyze o kadar gençlere çay kahve de yapıyor. Hizmet de ediyor. Allah kanı gönül rahmet etsin. Yalnız bir şartı var. Kitaplara elinizle bakmayacaksınız. Gözünüzle bakacaksınız. Doktor Bey amcanın tebbi. Çünkü elle bakar. Kocalamak yok yani. Fakat o Kore Savaşı'nda Türkler, çünkü babamın bir Kore gazisi arkadaşı vardı. Hı uh -huh. Oradan böyle biraz biliyorum. Kore gazilerinin ne halde olduğunu. Dedim doktor bey amca, bu kitabı izin verirseniz eve götürüp okuyayım, izin vermezseniz geldiğimde burada okuyayım. Sana veririm dedi. Ve eh, oh, onun okuyunu oh aldım. Hala ben de öyle yaparım. Hı. Yazdı. işte filan tarih. Tuğrul'a verildi. Bir ay içinde getireceğini söyledi kitabı yerine onu koydum. Kağıdı koydum. Ben de hala öyle yaparım. Çok güzel. Veririm kitap. Onun için benim kütüphanemden pek kolay kitap kaybolmaz. <laughs> Çok güzel. Kaybolmadı değil ama kolay kaybolmaz. Eyvallah. Okudum. Ne öğrendim Hikmet Bey? Yani bu Kore'de ne kadar başarı kazanıldıysa Türk hı hı. Birliği hepsi Celal Doğan'ın. Esas komutan Tahsin Yazıcı fıstık. Ya olur mu? bana antama gelmedi. Ama böyle peki. İade ettim. Sonra sahaflarda Kore Hatıraları isimli Tahsin Yazıcı'nın kitabını gördüm. Otuğu General. Evet. Onu da okudum. Aa! O da başka bu sefer şey de istiyor. Celal Dora. Başarılı bir zat değil. Asi. Ee, ne bileyim. Kaideye az uyan. Fırsat buldukça evet. kaideyi çiğneyen filan. Tahsin yazı öyle yazıyor. Hangisi doğru? Binbaşı Miktat Ulu Ölü. Bunların hepsi aklımda. Maşallah. Onun da hatıralarını görünce aldım. Onu da okudum. Ha. Tespit ettiğim şu. Mesela üçünün müşterek bir noktası var. Biz en çok ölüyü, vefatı trafik kazasında yaşamışız. Çünkü buradan birliği Filanca numaralı, filanca işte evet. alay, tugay, tabur ne evet. adı. Olduğu gibi alıp bindirip göndermişiz. Cahil, tecrübesiz, sivil hayatında şoförlük yapmış. Ama kamyonla, insan sevk etmekle filan tecrübesi olmayan şoförler. O kadar çok cemse devirmişler ki. Eyvallah. Uçuruma düşen mi, araba altında kalan mı? En çok şehit o. Ha işte gerçek bu. Ne Tahsin Yazıcı'nın ne Celal Doran'ın söylediği gerçek değil. O sırada yani daha İstanbul'a geldikten biraz daha bir virgül koymamız gerekiyor Tabii hocam. Tabii buyurun. Böyle bekliyorum bir virgül koyabilirim değil mi? sohbet o kadar tatlı ki ama bir virgül. O, o, o aslında benim gevezeliğimi mi demek <laughs> istiyorsunuz? Estağfurullah çok tatlı çok keyifli. Çok kısa bir virgül devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Ömer Turul İnançer Hocam'la konuşmaya. İstanbul'a geldikten sonra. E, mukayeseli fıkıh dersleri almaya başladı. Mukayeseli fıkıh. Evet. Yani İslam hukukunun değişik iştihatlarla hangi konuda kim neye dayanarak nasıl iştihat etmiş. Burada da şunu öğrendim. Bugün bize dini kaide diye söylenen sözlerin kısmı küllisi içtihadi meseleler. Evet. İçtihat <laughs> din edinilmiş. Hı -hı. Ve içtihadı tatbik edeceğim derken ana kaynak. Yani kitap ve sünnet bir tarafa bırakılmış. Ve ikinci nokta ihtiyati tedbirler var. Hı -hı. Yani Hı -hı. Günah demek kişinin zararına olan şeyler demektir. Evet. Evvela bunu bilmek lazım. Yani Allah ceza verecek, Allah mükafat verecek diye ticaretten bir vazgeçmek lazım. Sevap olan her şey kişinin lehinedir. Günah olan her şey aleyhinedir. Bu günahlardan kişileri sakınırmak için bir takım ihtiyati tedbirler koymuşlar. Bunu dini kaide diye satıyorlar. Mesela kadın erkek beraber olmaz. Bugün bunu o işte Afganistan'daki vahşiler yapıyormuş. Evet. Müslümanlık böyle zanneden tekrar söyleyeceğim bir sürü beyinsiz kabak var. Halbuki, halbuki Hz. Peygamber'i bir incelese. Hayber Savaşı'na giderken yanında zevcesi Sevde Valide var. Dönüşte diğer zevcesi Safiye Valide. Beni Mustalik gazbesinde Cevriye Valide var. Yanında. Ordunun içinde. Hazreti Ayşe Sıffi'ne gidiyor. Nereden çıktı? Kadın erkek beraber olmaz diye. Şöyle. Gönül su gibidir. En ufak bir meyilde ve en ufak bir delikte bir yere akar. Gönle söz geçirmek, gönlün e, duyguları günah gerektirmez. Bizim günahlarımız duygu ve düşüncelerimizden oluşmaz. Fiillerimizden oluşur. Bu beraber bir mecliste ol olurken birinin gönlü nalayık birine veya uygun olmayan birine kayabilir. Kayabilir o bir imtihandır. Bağrına taş basarsın doğru olan neyse onu yaparsın ve nefsine uymadığın için de büyük ecir alırsın. Adam oluruz. Bunu bırakmışız. Gönül kayabilir. E ne olacak? Ayıralım gitsin. Böyle bir akıl var mı? Bu O akıl işi değil. Şimdi bunu din kaidesi diye söylüyor. Allah'ın kitabına yazmadığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatında tatbik etmediği. Hı hı. Ne? Sen dini diyorsun? İşte Mukayese'li hukuk bunu öğretti. Eyvallah. İçtihat din edinilmemelidir. Deniz mahsulleri meselesinde hı. günümüzün meselesi diye söylüyorum. Biraz da Şafii ilmi Ali okusunlar bakayım. Bu kadar yeter. Evet. Herhangi bir mevkiden emirle din olmaz. Hele fetva hiç olmaz. Çünkü fetva demek kanun demektir. Kanuna uymayınca ne yaparlar Hikmet Bey? Ceza alırsınız. Fetvaya uymayınca bugün bugün adına fetva denilene uymayınca çünkü fetva değil. Ne dini mütalaa takiki adı kurumsal adı dini mütalaadır. Bir de bu böyle önüne gene o baldırı çıplak bedevi Araplar yapar onu. Çöl Arapları. Bedevi derken ayeti kastediyorum. Hakaret etmiyorum. Hı hı. Allah-u diyor ki Arabiler yani A Arabiler değil A Arabiler çölde yaşayan insan yüzü görmeyen vahşi Araplar. O demek fitne, fesat ve küfürde şehirde yaşayanlardan ileridir. Bedeviler şehirde yaşayanlardan kötülükte daha ileridirler. Ayet var. Çölden çıkıp İngiliz oyunuyla Suud Devleti'ne sahip çıktın diye medeni mi oldun? Bunu söyleyecek. bunu politikacı söylerse olmaz. Ama bunu ilim adamı söylemeli. Öyle cesur ilim adamı yok. İşte o nevi fıskı fücurda ve küfürde şehirden ileri olanların hükümleri bugün dini hüküm diye ortalıkta geziyor. Evet. Siz de aldığınız mukayesiyle fıkıh da bunu anladınız o dönemlerde. Evet. Yani evet. o ne demiş, o ne demiş, o ne demiş. Ve e, içtihadın nereye dayandığı. Mesela bizim mezhebimiz olarak kabul ettiğimiz Hanefiye'de çok önemli bir unsur var. Amme menfaati kişi menfaatinden üstündür. Evet. Çok önemli. Oy, rey çok önemlidir. Ama kimin rey? Şimdi biraz okumuş yazmış adamız değil mi? Estağfurullah fazlası. Buraya bir at getirseler, nallanacak deseler <laughs> ne yaparız? Bilmiyorum bir bir nallan çağırırız değil mi? Evet. Demek ki at nallama hususunda bizim oyumuz, reyimiz yok. Bir profesörle bir çobanın oyu bir değil deyince herkes çobana hakaret ettin diyor. Yok ya, hakaret falan yok. İhtisassızlığa hakaret var ki layıktır. İhtisasa hürmet etmemek hakareti gerektirir. İnek sağlayacak. Profesörün reyi sıfır, çobanın reyi Öyle mi? Bilir kişi nihayetinde. İşte istişare o konuya hakim. En azından aşina kişiler arasında yapılır. Yoksa bakkalın borcunu ödemekten aciz ev bütçesi yapamayan herif devlet bütçesini televizyondan tenkit edemez. Eyvallah. Bunun ben böyle düşünüyorum değil. Bu benim düşüneceğim bir Bu objektif ilimdir. Benim düşüncelerim beni alakadar eder. Onun için objektif ilmi benime çevirmeden ortaya koymak lazımdır. Bugün yine gündemdeki mevzu COVID ve aşı hakkında hiçbir ilim adamından söz birliği duyamadık. Aynen 99 depreminde Sebepleri, oluşumu ve tedbiri hakkında bütün sismologlardan aynı sözü duyamadığımız gibi. Evet. Şimdi gelelim üniversite hayatımızın biraz daha ilerisine. O geri kalan hani tabiri caizse meşhur idaredeki haytalık bitti mi artık? Haytalık bitti tabii. Yani Niye? Zaten çalışma, Niye bitti? Çalışma Çalışmaya başladı. Bitti. Çünkü Ama bir tarafta... mektep öğleye kadar önemli olduğunu zannetmediğimiz. Ama mesela Roma hukuku dersi olduğu zaman sabah beşte kalkar, Amfi'nin kapısında sıraya girerdik. Türkan Hoca rahmetli Roma hukukundan. Roma hukukunu geçerse biri sınıf biter. Hı <laughs> Falan. Yani ama çalışınca e, o zaman anneannemde kalıyorum rahmetli Bakırköy'de iş yeri Silahdara. Bakırköy Topkapı, Topkapı Edirne Kapı, Edirne Kapı Eyüp Sultan, Eyüp Sultan Silahdara. Dört vasıtayla gidiyorum o ama babama yük olmuyorum. Emin e, olun babama yük olmamak ferahlığı o yolu umursatmıyor. Eyvallah. Tamam nasıl geçti? Sadece yani kendi başınıza kitap okuyarak mı geçti yoksa başka Yok. ilim meclisleri, Sohbet. sohbetler, Sohbet. tamam onu anlattım mesela vaaz. Can, ne oldu? Çok vaaz takip ederdim. Eee i̇şte hoca gibi vesaire o vaazlarda yine hep mukayese. O öyle dedi, bu böyle dedi. Neden dedi? Neye dayandı? Ve bu neye dayandı? Boyna bende kaynak araştırmaya sevk etti. Bu arada tabii musikinin itici gücünden de biraz bahsedelim. Ona da geleceğim. Ee, annem çok iyi bir musiki dinleyicisiydi. Anneannem utla çalmış. Hı hı. Eski İstanbul hanımlarında olduğu gibi bende duruyordu artık iyice sıcak soğuk sıcak soğuk maalesef harap oldu gitti. Ee, yani bir musiki kulağı var. Bir parantez açayım. 84'te e, Bağdat'a gittik. Hümeyni-Saddam kavgasının en alevli zamanlarından. Türk Haftası yapılıyor. Yani bir yandan ekonomi devam ediyorlar onlar. Cephede haroğa dursun diye. Eee Böyle müzikle meşgul olan veya bir şey olan hani mesela doktor geldi bizim eve. Ya doktor oyun oynuyoruz, arkadaşlık yapıyoruz, yemek yiyeceğiz, ailecek falan. Ya doktor gelmişken benim bir tansiyonum öyle. <laughs> Var ya bu çok ayıp bir şeydir. <laughs> evet. Ve bunu bütün musiki için hastalara yaparlar. <laughs> ya gelmişken bir de bize bir şey çalsınlar falan. Bir akşam otelde oturuyoruz. Ala-i ile bir herif geldi. Saddam'ın sağ koluymuş. O fakat düzgün bir İstanbul Türkçesi. Hoş geldiniz. Sizi dinleyemedim. Özel olarak dinlemek isterim. Yarın akşam veya öbür akşam neyse. Sizi davet etsem. Akşam. Çünkü akşamları sahnede iş yapılıyor. Hı hı. Sonra boş. Davet etsem gelir misiniz? Allah rahmet eylesin. Nezyan Doğan abi falan onlar. Böyle. Kanuni Cüneyt Kosal. Ben de dahil tabii. Hepimiz suratımızı astık. Sonra rahmetli Nihat abi, Nihat Doğu, Kemençeci avukat. O sordu. Dedi, siz dedi, yani müzikle ne alakanız var? Efendim ben Türk, Türk müziğine çok hayranım, çok severim. Evet. E ben dedi, devamlı Türk müziği dinlerim. Ha, öyle mi ki? Şimdi Türk müziği dinlerim, e, isim söylemeyeyim de. Yani tayin var ya plak ve Hı. kaset furyası onları dinliyor diye oldular. Efendim ben Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça ve Münir Nurettin dinlerim dedi. Hı. Doğan abi ne zaman gidiyoruz? <laughs> ne dinlediğinden musikiden ne anladığı belli. Bugün evet. Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça, Münir Nurettin dinlemek çok yüksek bir kültürü gerek. Alaaddin onu dinlemezler. Anlamazlar bile. Hı hı. Bu anlıyor. ve Ha olmadı başka mesele. Çünkü e, otele bomba atıldı falan filan şeyler oldu. Şimdi annem Alaaddin yavaşça verecek bir gittilerdi. Cumartesi günleri Recep abi Bursa'da otururdu. Mernos hı. fabrikasında çalışırdı. Motosikletle İstanbul'a gelir canlı yayın o zaman. Canlı yayında cumartesi öğleden sonra okur. Annem o gün mutlaka dinler. Alaaddin yavaşça Doktor Bey okuyor deyince durur. Dedem bir yandan tezgah yaparken bir yandan ilahi söylerdi. Böyle musiki nasıl sesi güzel, meraklı filan olarak değil okurdu. 61'de yani Saadettin Kaynak vefat edince onun uzun seneler e, talebeliğini yapmış. Daha sonra Ankara e, Kocatepe Camii'nde müezzin olmuş Tahir Karagöz. Adana, hı hı. Büyük musiki şinasıdır o Bursa'ya geldi. Ve o zamanlar camiler şunlar bunlar kendine uygun olmayan işlerde kullanılıyor. Bizim mahalle camisi aslında cami değil, külliyenin camisi. Evet. Hamam, fabrikaydı, dokuma fabrikasıydı. Cami fabrikanın deposuydu. Sonra işte Bursa Eski Eserler Sevenler Cemiyeti bizim Bursa Erkek Lisesi'nden felsefe hocamız Kazım Baykal Allah rahmet eylesin. O bu nevi münasebetsizlikleri telafi etmeye çalışırdı. Ki en hala kalıcı ve görünen şeyi Bursa'daki Süleyman Çelebi Türbesi'dir. Evet. Onu hocam. Kazım Hoca. De dedem de ön ayak oldu falan. Mahalle camisi şey oldu. Tamir edildi. cemaati açıldı. Fakat İmam Müezzin tayini yok. Cemaat kendi arasında para toplayıp bir imam tayin ediyor. Tahir abi rahmetli de geldi. Müezzinlik yapıyor. İstanbul'da hani hoca söyleyince İstanbul'da oturamadı adamım. Ben ondan musiki dersleri almaya başladım. Hmm. Mesela Hicaz ezan okumayı ondan öğrendim. Çünkü Müslüman bir ailenin çocuğu. Namaz et niyaza var ya. Yani. Oruç kendim bildim bile tutuyorum falan. Ama bunun yanı sıra e, akademik veya metodik bir öğrenim olmadığı için nühüft durak gibi ancak kendi hocam? karaca seviyesindekilerin. Okudu eser de geçtim. Ne durak gibi? Nühüft makamında durak. Ha eyvallah. Durak bir musiki formu, nühüft de bir makam. Zor iş ama yani. Onda ondan ondan geçtim yani. Böyle bir merakım var. Bu arada e, orta bir de sesimin kalınlığından dolayı musiki hocamız beni Bursa Öğretmenler Derneği'nde müzik dersi almaya mecbur etti. Sen dedi oraya gideceksin. Allah rahmet eylesin Hamdi Daner diye. Cehşetli bir piyanist. Çok enteresan bir adamdı. Konuşurken kulağı zor duyar. Ama koroda bir yanlış perde basınca perde yanlış der. Öyle bir enteresan. Ben üç sene kompozisyondan armoniye kadar Batı müziği dersi aldım. Sonunda hocam bu müzik bana beni söylemiyor. Dedim ve bıraktım. Bursa musiki Cemiyeti. İstanbul'a gelince de Üsküdar Musiki Cemiyeti. Orada hala inceleme, içimden bir şey dürtüyor. Ya bu musiki çok yüksek bir şey. Bu böyle eğlencelik, şarkılık, türkülük, oyunluk bir şey değil. Hı hı. Bunun bir deruni tarafı var. Bu ne? Kurcalıya kurcalıya tasavvuf ehli olan müzisyenleri bildim. Yani bizim musikimizde %50'nin üzerindeki Zavat-ı Kiram bestekar ve icracı olarak 50 tasavvuf. Tasavvufa ilginiz o dönem mi başladı? Biraz kulak dolgunluğu başladı. var. Çünkü annemin babasının babası Tekirdağ Kadirhanesi Şeyhi babaannemin dedesi Bursa İsmail Hakkı Tekkesi Şeyhi yani iki taraftan Şeyh ailesinden evet. geliyorum. Hem anne hem baba tarafından. Ee, ama o zamanlar böyle çok takibat falan yapılıyor yani. Hucu diye hakaret ediyorlar. Falan. Hı. Halbuki öyle değilmiş. Huculuk. Cu, ci eki zaten satan İtiyecek. demektir. Satan, satıcıya Hı. denir. İslamcı da o, İslam'ı satan. Bazıları doğru o ayrı mesele. <laughs> evet. Şahsi menfaatine konu ediyorsa malzeme ediyorsa o İslam'ı satandır. Evet. Şimdi. O öyle. Bu musiki'nin altında ne var? İşte önce tasavvuf ehli olan zavat, sonra onların eserleri derken bu musiki'nin bu tasavvufun musikisi tasavvufun kendisine olunca tabi Mevlevi müziğine kayış oldu. Mevlevi müziğiyle meşgulken Konya'ya gidiş oldu. Demek ki 25-26 yaşlarında. Ee, orada Allah rahmet eylesin Süleyman Hayati dedeyi tanıdım. Onunla pek ziyade muhabbetimiz oldu. Ama o zamanlar Ankara'ya Kadıköy iskelesinden atan kardeşler ve Gazanfer Bilgi otobüsleri kalkıyor. Yarım saatte bir. Dolmuş gibi. Dolan kalkıyor. İyi de Ankara'dan Konya'ya gitmek dert. Ne zaman saati olacak? Direkt Konya yok mu? İstanbul-Konya? E yok ya. Allah yani Türkiye'nin bu hale geldiğini, bu kadar kolay yaşanılır hale geldiğini bu gençler bilmiyorlar. Neler çektik? İstanbul'dan Konya'ya direkt otobüs yok. Yoktu ulaşım. tabii. Söylediğim 72-73 falan. Çok eski değil. Bu kadar basit ya. Önce Ankara'ya gideceksin. Ben geçenlerde Konya'ya gittim. 5,5 saatte. Araba kendim kullanarak. 5,5 saat. Evet. 13-14 saatten aşağı gidilmezdi. Çünkü Ankara'da garajda da bekleyeceksin. İşte o kadar zaman içinde ancak cumartesi, pazar tatilinde veya bir başka bir tatilde. E bir yandan anam babam var onlara gideceğim. İşte öyle fırsat bulup yarım saat bazen iki saat Süleyman Dede ile görüşmek. Bazen de sadece görmek. Misafiri olur onlarla konuşur. Ben sadece bakarım. Bu akıllı işimi elhamdülillah değil. değil. <laughs> değil. Eyvallah. O zaman akla esir olurdum eğer bunu yapsaydım. Çünkü tahsil kitap okuyarak, sohbet dinleyerek olmaz. Yeterli değildir. Onlarsız olmaz da yeterli değildir. Seveceksin. Sevmeden bir şey olmaz. Evet. De ben sevmeyi, sevgiyi ortaya çıkarmayı, ızhar etmeyi, sevginin gıdasının Sevgi bir varlık değil mi? Evet. Her varlığın bir gıdası vardır. Sevginin gıdasının ızhar, ortaya çıkarma, muhataba iletme olduğunu öğrendi. Ve asla tek taraflı olmadığını öğrendi. Meyil, heves, elde etme arzusu bunlar sevgi değil. Ben muhabbetten bahsediyor. Evet. Ben filana muhabbet ediyorsam o da bana ediyordur. Ki bu sade insan değil. Taş toprak da buna dahil. Çok basit denemesi. Hep söylüyorum bu güzel Hanım kardeşlerim, evde iki tane saksıya aynı gülün iki tane üç boğumlu yerini kesip batırsınlar. Birini güzel sözlerle güler yüzle Sevsinler. sulasınlar, ötekini nemrutça sulasınlar. Hı. 6 ay sonra dikenlerini saysınlar. Hangisinde diken daha çok? Ot, değil mi? Gülmül. Neticede evet. ot. Anlıyor mu, anlamıyor mu? Anlar. İşte sevgiyi dışarı vurunca sevilmeyi de öğreniyorsunuz. Ama çok güzel. Onun için ben sevgiyle beslenmeye gayret ediyorum. Aksini de zaten yapamıyorum. Ha kızmak da sevmeye dahildir ha. Öyle mi? Tabii. <laughs> Çok sevdiğinize kızarsınız. Tabii. Bana ne dersem? O da ya. Yani şimdi çocuk parmağını, şimdi soba moba kalmadı ya ne bileyim. Elektrik deliğine uzatıyor. Bir, iki, üç söyledin dinlemiyor. Bir tane vur Hırsını almak ve canını yakmak için değil. Korumak için. Evet. Korumak için vurduğunda acımaz. Ten acır, can acımaz. Sarhoş, baygın, ona vurduğun tokat şefkat midir, şiddet midir? Kendine gelsin, uyansın, ayılsın evet. diye. Demin arz ettiğim sebebe göre değil, pardon neticeye göre değil, sebebe göre hüküm. Tokat tokattır ama can acıtmak başka ten acıtmak başkadır. Evet. Bunlara diye riayetleri filan da işte tabi tasavvuftan öyle. Şimdi e, hiçbir böyle hani isim zikredebileceğimiz, sohbet halkası zikredebileceğimiz birileri var mıydı hayatınız o dönemde? Vardı tabi olmaz mı? Özellikle Muzaffer Ozak özetleri. Yani ona aşağı yukarı 10 sene, 11 sene beraber bulun hem mesleğimle hem o lafı söylemek utanıyor birikimin diyeyim işte musiki falan filan. Hizmet etmeye gayret ettik. Beraber Amerika seyahatlerinin hepsini beraber yaptık. ondan da çok fazla istifade evet. ettim. Mezun oldunuz ama avukatlık yapmadınız. Normal bir büronuz falan da yoktu. Ondan sonra Hayır, daha iş çalışmaya, yukukları... çalışmaya devam ediyordum. Yani stajımı da açtım. Fabrikada çalıştım. Ama statüm değişti. Eee personel yöneticisi hukuk müşaviri oldum. Evet. O. Tabii maaşım da değişti. <laughs> evet. Eyvallah. Peki ve musiki ne oldu? Yani böyle işte bir e, not art e 91 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul ha. Tarihi Türk tabii Müziği Toplumunda sanatçı Musuki, müdür olarak çalışmaya başladı Olunca bu, Musuki, nedir? Bu? Olunca e, Tasavvuf Müziği de yavaş yavaş ortaya çıkınca işte kuruculuğunu yani kuruluş muamelelerini ben yaptığım için benim kurduğum demiyorum. Hı. Muzaffer Ozan rahmetullahi yani kurduğu o benim avukat olarak muamelelerini yaptım Türk Tasavvuf Müziği ee, ve Voktonu Araştırma ve Yaşatma Vakfı 81'de kuruldu. Hı hı. Ee, ve o arada aşağı yukarı 1970, hayır 80'de rahmetli Çin Tanrı Korur'un o da Üsküdar Muski Cemiyeti'nden abimiz arkadaşımız, e, Beyati Araban Makamı'nda bestelediği Mevlevi Ayini Şerifi, Mevlevi Ayini bir formdur. Hı hı. O formdaki eser Paris'te dünya birinciliği kazanınca Konya'daki merasimlerde 80 yılında o ayinin okunması gündeme geldi. Evet. O zaman e, Turizm Derneği, Kültür ve Turizm Derneği vardı Konya'da. Hı hı. Rahmetli Senatör eee Feyzi Halıcı'nın, Feyzi Halıcı'nın başkanlığında o onlar belediye ile müştereken organize ederlerdi. Rahmetli Çünüşen Ahmeti Ahmet Hasan'ı çağırdı. Ayin okumak için sana ben meşk edeyim benim ağzımdan. Hı hı. Biz bizzat bestekarın ağzından ama sen de gel mutruba gir. Yani okuyucu heyetine gir. Ben zaten daha öncelerden beri 71'den beri Konya'ya gidiyorum. O mutruba çıkmıyordum. Ahmet dedi ki ben şimdi orada dedi işte, öyle olur böyle olur filan. Sen de gelir misin? E ben zaten her sene geliyorum. Mutruba çıkar mısın? E çıkarırlarsa, çıkarım. çıkarım. Okuyorum. Ben yani Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdiğimden iki ay sonra rahmetli Emin Ongan beni radyo kadrosuna aldı. Maşallah. Ee, e, babam Bursa'dan dolu do dolu geldim yani. İki aylık bilgiyle gitmedim. Evet. Yani çok ciddi bir e, repertuar e, birikimim vardı. Ulan. Ha sesim solistliğe müsait mi? Değil ama koraya müsait. Perde olarak. o diye. <laughs> solist olarak şey yapmıyor musunuz? Bir iki defa bir bir yerde okudum ama ben kendim zevk almadım ki. Eyvallah. Yani dinleyicinin şeyi başkadır. Hı hı. Bir de ona gönül vermek lazım. Eyvallah. Ben böyle solistliğe bir şey yapmaya falan gönül vermedim. Hizmet etmeye gönül verdim. Hı hı. Yani mesela Üsküdar Muski Cemiyeti'nin inşasını da belediye 25 yıllığına arazi verdi. Oraya inşa yapacaksınız. Sahnesiyle bir nevi küçük konservatuvar gibi. 25 sene sonra geri alacağım. O muameleyi ben yaptım. Daha talebeyim o zaman. Hukuk de talebeyken. 25 sene geçti. Bir 25 sene daha uzattık. Ama o inşaatta ben amele gibi çalıştım. Yani sorfej dersi alacağımı onu tercih ettim. Evet. Sorfez daha mı zor? Yok daha zor daha kolay değil sevgi meselesi. Yani sübjektif bazı hususlar onlar. Çok da izahı mümkün değil. Duyguyla alakalı. Hı hı hı. Çünkü duygulardan soyutlanırsak insan olmaktan soyutlanırız. Evet. Alet oluruz. Evet. Ee, bu tırma ben de çıktım. Şimdi Ahmet Öztan orada olunca seyirciler ondan bir şey bekliyor o koroda okuyor. Fakat ayinden önce de seyirci de salona girsinler filan o biraz vakur, vakar isteyen hava oluşsun diye ayin başlamadan önce saz eseri çalınırdı. Dedik, yani 83-84 filan galiba bu saz eseri yerine Ahmet ilahiler okusun. Öyle başladı. Ayinden önce Konya'da ilahi okumak. Ve bu artık etrafa yayıldı. Sene oldu 90. Turgut Bey, rahmetli kabinesinde, Namık Kemal Zeybek, hı hı. bakan. Bir takım bir şeyler yap yapılması lazım. Yani biz kendi e, musikimiz, biliyorsunuz Türk müziğinin konservatuarı bile 74'te mi 75'te mi ne açıldı? Ve Ecevit iktidara geldiği zaman ilk iş kapatmak oldu. Sonra tekrar e, Nevzat Atlı Hoca'nın, e, Ercümet Berker Hoca'nın özel gayretleri ve özel münasebetleriyle oraya girmeyeyim. Öyle tekrar açıldı. Türk müziği yasaktı. Evet. hay ha, inkar ediyorlar. Kimin umurunda? Yok yasaktı. Bakanı Şükrü Kaya'nın imzalı belgesi var. Evet. Onu film, yaptı hatta. Sinan film filmde yaptı. Filmde yapmış, <laughs> o biraz e, hani komikliği aldırdı falan evet. yani tarihi belge bu. Efendim. Peyami Safa'nın muhabirliği falan filan neler vardı. O konusunda bir kitap var. Bir doçentin yazdığı çok güzel bir kitap var. Türk müziğine yapılan e, tecavüzlerle alakalı. Evet. Neyse. Bu ilahileri bir tasavvuf devletin klasik korosu gibi. Hı hı. Kültür Bakanlığı'nın koroları gibi. Öyle bir şey yapılması. rahmetli Yıldırım abi filan teferruata girmeyeyim. Ve e, biz böyle bir topluluğu kurmaya gayri resmi olarak vazifelendirildik. Evet. İşte rahmetli Doğan Ergin, Yunet Kosal, Abdi Coşkun, Vahit Anadolu, Nehat Nihat Doğu, Fakir, Ahmet, rahmetli Celaleddin Çelebi Hazretleri. İşte biz araştırdık, ettik, şöyle olduk, böyle olduk. Araya siyaset girdi. Bu topluluğun kuruluş yerini Konya mebusları Konya'ya aldırdılar. Hmm. Ama yine bakanlık bünyesinde. Fakat İstanbul'da yetiştirilen kişiler filan, o da boş kalmasın diye yine İstanbul'da da böyle bir topluluk oluşsun diye Oluştu bu evet. topluluk ve e, mehter müziğimiz ve bizim mehterimiz çok iftiraya uğramış bir kurumdur. Bu memlekette başbakanlık yapmış insanlar bile mehter gibi iki ileri bir geri diyecek kadar geçmişini hakaret eden beyinsizlerdir. Evet. Onlardan rica ediyorum. Evde iki ileri bir geri yürüsünler bakayım yürünüyor mu? Bir denesinler. Halbuki Mehter sanatkarlardan, musiki şinaslardan oluşmuş. Ve her musiki şinas çalgıcı değil. Hı hı. Her çalgı çalan, her enstrüman kullanan müzisyen olmaz. Evet. Çalgıcı da vardır. Olacak. Gayet tabii. Ben müzisyenden, sanatkardan bahsediyorum. Bunlar ince insanlar olduğu için Mehter'in yürüyüş alay geçişine bile bir zarafet getirmişlerdir. İki adım atarlar, sağa selam verirler. İki adım atarlar, sola selam verirler. Hı hı. Asla geri adım atmazlar. Ama mehter yürüyüşü iki ileri bir geri. Kim bunu soktu bu milletin kafasına? Ve bu millet bunu denemeden nasıl kabul etti? Kafasız millet Kafalılar kabul etmedi. Evet. Bunun böyle olmadığını ve açık söylüyorum. Bakanlar Kurulu'nda bile, Turgut Bey'in kabinesinde, Bakanlar Kurulu'nda bile ya 2-3 Mars'tan 3-5 Türkiye için mehter mi kurulur diyen bakan var. Sultan Mahmut bir halt etmiş, mehterhaneyi kapatmış, Türk müziğinin besleme damarlarından birini kesmiş. Hı hı. Ama hala o kafada olanlar var. Mehter'de o kadar ciddi eserler var ki. Eyvallah. İşte bunu biz soktuk. Sanat tarafını yükselttik. Ve o toplula e, genel yönetmen olarak Ahmet müdür olarak fakir tayin edildim. Yani bir bürokrasi geçmişim var. Bir avukatlığım var falan diye. Tabii sözleşmeli sanatçı olunca eee Barodan evet. kayıt silmeye de lüzum almadı. Tabii avukatlığımın o müdürlükte pek çok işe yaradığını da biliyorum. Çünkü bazı bürokrasiyi yenmek için bir avukat lazımmış. <laughs> e, cerrahi tarikatı. Bir kere tarikat diye bir şey yok. Evvela tabirleri doğru kullandım. 1925'ten sonra tarikat diye bir şey yok. Ne var? Yeri doldurulamamış bir boşluk var. Yerini nefis dolduruyor. Halbuki teke, tarikat, tasavvuf nefis terbiyesiyle uğraşan bir kurumdur. O kurum kapatılınca, nefis terbiyesi olmayınca nefsin doldurduğu bir boşluk var. Hı hı. Eskiden cerrahi tarikatının asitanesi yani pir evi olan bina... Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir bina. Türbe Kültür Bakanlığı Müzeler Müdürlüğüne ait bir bina. Vakıflar burayı 1966'da çünkü yani 1925 tarihli kanun diyor ki şehler e, vefatlarına kadar o tekke binasından istifade ederler. Son şey Fahrettin Efendi Hazretleri 66'ya kadar o binada yaşamış. Uh -huh. 66'dan önce Muzaffer Efendi de onun sohbetine gitmeye, gelmeye başlamış. Demiş ki yarın öbür gün siz Hakk'a yürüyünce burası ne olacak? Kiraya verecekler. Bunu ne yapacaklar? Biz demiş bir dernek kuralım, biz kiralayalım. Sizin hatıranızı sürdürelim, devam ettirelim. Olur demiş. Efendi. De, o, o zaman bir dernek kurulmuş. Vakıflardan o dernek kiralamış. Yani orası eskiden tekkeymiş. 1925'ten beri tekke değil. Sonra 1981'de vakıf kurulduktan sonra aynı belgede kiracılık hukuku da var ya, Hı. meslek de var. Derneğin kiraladığı bir kamu binasında ayrıca vakıf olamaz diye Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin alınıp vakıf orada ek kiracı oldu. Evet. ve kiraya ortak oldu. Yani 100 lira kirası 50 lirasını dernek veriyor, 50 lirasını vakıf veriyor. Tabii şeyin mal de izniyle. Sonra derneği de feshettik. Şimdi sadece vakıf kiraya veriyor. Ben de o vakfın muamelesini yapan kurucusuyum. Kurucusu Muzaffer <laughs> Efendi. Ve şimdi de başkanıyım. Yani 22 senedir o vakfın başkanıyım. Orası eskiden tekkeymiş. Şimdi tekke değil. Hiçbir yerde Türkiye'de tekke yok ne şu anda tam olarak ne adı ne? Vakıf mı sadece? Evet. Tasavvuf musikisine araştırma ve yayma var. Kütüphanesi var. Efendim müzik birikimi var. Meşk dersleri var. Folklor dersleri var. Bunda ne var? Eyvallah. Ve onun tabii getirdiği <laughs> orası bir <laughs> yuva olarak, merkez olarak. Bugün Türkiye'de bir tasavvuf müziği repertuarı 6-7 binleri bulduysa fakirden evvelki başkan Saferdel Hazretlerinin büyük emeğiyledir. Çünkü o Musiki'nin bu işin meraklısı olarak eski böyle kocaman teypler vardı. TK bilmem kaçtı. Hı. Bakaralı. Onu alır bir ilahi kaydetmek için Karamürsel'e kadar gider. Kastamonu'ya kadar gider onlar birikti 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 kayıtlar. Evet. Sonra o kayıtlar biliyorsunuz eskiyor. Evet. Sonra onu teknik bir usulle temizleyici kardeşler Allah gönderdi. Sonra onları ufak ufak tespit edip notaya almak. Bu başladı. Allah rahmet eylesin. Aslan Hepkür. Efendim. Hala Allah ömür versin. Radyoda şef Nezen Doğan Dikmen. Hı hı. Efendim keman imitat falan Bu kardeşler Ayda bir, ne bileyim iki ayda bir nota. Derken Cüneyt Kosal'la gelince Cüneyt Kosal çok metodik, akademik çalışan bir büyüğümüzdü. Ondan hepsi hatta değişik versiyonlarıyla beraber notaya alındı. Şu anda çok büyük bir hazineye sahibiz. Ha, biz hazinenin üstüne kilit vurmayız. Eyvallah. Doğrular, iyiler, güzeller bizim adımız olmasa da yayılsın deriz. Onun için kim ne isterse veririz. Mesela bazen meş sırasında bir misafir gelir. İşte ben ne bileyim filanca şehrin müzik derneğindeyim. Ha iyi kardeşim hoş geldin. Ayrılırken o akşam yapılan meşkin bütün notalarını al ileride lazım olur diye veririz ve bugün Kayseri'den efendim Ardahan'dan e, Midya, Mardin'den hı, hı. Gaziantep'ten ilahi okuyan çocuklar yetişmeye başladı. Ha, çok Mühim güzel. olan nokta burasıdır. Ben yaptım. Ulan ben zaten mezara gidince bitecek. Ben Benle. Benle. Yapıldı. Güzel. Yapılması güzel. Dolayısıyla bu e, kültür Biraz biraz yok olmaya başladı. Hı hı. Fakat tarihi bir değer olarak. Velev ki ar arkeolojik malzeme bile olsa büyük bir medeniyettir. Evet. Bu büyük medeniyeti işte tarihini hatırlamıyorum. E, İstanbul Vakfı ile Kültür Bakanlığı ortak bir İstanbul Ansiklopedisi çıkarmışlardı senelerce önce. Oraya benden şey istediler tasavvuf ekollerinin, tarikatlardaki zikir usulü ve musiki. Oraya o maddeleri yazdım ama ansiklopedi maddeleri şeyli olduğu için, sınırlı olduğu için ve kesinti yapanlar da sormadan ve ehil olmadan, cümleler evet. arasında bağlantıya bile riayet etmeden kestikleri için biraz noksanıyla beraber orada öyle bir şey var. Genel evet. bilgiler var. İnşallah o şey olursa şimdi Türklere mahsus, İstanbul'a mahsus öyle güzel şeyler var ki. Bunların hepsi beden estetiği, söz estetiği ve ses estetiği. Yani dans, müzik, şiir birleşerek dans deyince illa bunlar diskotek anlıyorlar. Ya her türlü ahekli hareketin adı danstır genel olarak. Evet. Af buyurun. Karı oynatmak değildir dans. Bir de niye karı oynatmak? Erkek oynamaz mı? O manada oynamaz. Zeybek oynayan erkek. Değil mi? Evet. Bir arkadaşımızın düğününe gittik. Hanım kızın baba tarafı Erzurumlu. Anne tarafı başka bir memlekette. Baba tarafından akrabalar geldi. Erzurumlu amcalar. Normal ahali bir bar oynadılar. Ben düğünde ağladım. Erkek gibi oynuyorlar. Bir kaldımlar böyle kolları. Geçen gün 30 Ağustos'ta galiba ödemişti sokakta. Hı hı. Zeybek oynamışlar. Erkekli kadınlı başka da. İşte bir oyun. Neden? E, hamaset de oyundan anlatılır. Severken de oyundan anlatabilirsin. Ağıt yakarken de Oynayabilirsin. Evet. Yani o yasak bu yasak. Yok böyle bir yasak. Allah'ın yarattığı her şey onun kendi yasaklaması olmadığı sürece ve nefsine kullanılmadığı sürece. Yani domuz et. Domuz et konuşulmaz. İçki konuşulmaz. Neden? Zat itibariyle yasak. Ötekiler konuşulur. Ama başka yani sadece gıdayla ilgili verdim. Örnek. Ama başka Hı -hı. şeyler... Sen yasak koyamazsın nasıl yasak bir şeye yani harama helal demek küfürse helali haram demek de küfürdür. Oman dikkat. Onun için Bedevi Arap usulü haram 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 öyle değil. Her şey haram değildir. İslam'da ibaha esastır. Yani mubah'tır her şey. Hı hı. İsimleri konulmuş olanlar haramdır. Bir de tesir itibariyle haramdır. Morfini Çektin mi haramdır. Dişine yaptılar mı değildir. Aa çok iyi. Demek ki zatı haram değil. Ama zatı haram olan pamuğa pamuğu rakıya batır dişine koy o haramdır. Çünkü haramdan şifa olmaz. Oyalanma ve avunma olur. Şifa olmaz. Hmm. Ee, Siz de 7 yıl önce yaptığım bir programda çok hatırlıyorum. <laughs> evet o kadar hatırlıyorum hocam. 2014 yılı e, dikkatim çeken bir şey vardı. Efendimiz ve hayatına karşı inanılmaz hassassınız ve insanların buna hassasiyet göstermemesinden dolayı da mustaripsiniz. Evet. Çok doğru bir teşhis. Bravo. Da, evet. Yani, tamam. Işte, efendimiz'e karşı hassasiyetimiz daha ben de, hepimizin o. Ama böyle hani hayatına karşı da bir böyle ekstra fazla, ekstra demeyeyim yani bu kadar çok hassas olmamızın bir nedeni var mı? Yoksa yani... sevmediğimizden, tanımadığımızdan hassasiyet lazım mı diye sorma lüzumu hissediyoruz. Sevsek, tanısak, yaptığımız az bile deriz. Zaten ayet var. Eğer ayet mecburiyeti koyuyorsak, dini, celili İslam'ı emirler ve yasaklar mecmuasından ibaret zanneden sakim kafaya mağlup olmuşuz demektir. Ama gelişmek için evvela süt çocuğuna bile bulgur pilavı vermiyorlar değil mi? Hı hı. Tahsil de evvela ne bileyim biz okuma yazmayı işte çizgi çizerek merdiven çizerek falan He. öyle öğrendik. Yani yavaş yavaş öğrendik. Bu da öyle yavaş yavaş öğrenilmek için sevk edilmiş bir ayet. Müminler için. Peygamber kendi nefislerinden evladır. Aynen bu tabi. Evladır. Yani üstündür. Peygamberi kendi nefsinden üstün tutmayan o ayete göre mümin değildir. Evet. Ve peygamberin zevceleri müminlerin anneleridir. Müminlerin anneleridir. Hı hı. Nüfus kağıdı Müslümanlarının değil. İşte aleyhissalatü vesselam'ı tanımadığımız, ondan uzaklaştığımız, uzaklaştırıldığımız o kadar aşikar ki bir insanın en yakını annesi, babası, çocuğu, kardeşi değildir. Nikahlısıdır. Bir yerinde çıban çıksa kardeşin, anam, babam bakamaz. Ama zevcen bakar. Ve çocukluk haricinde bir de belki askerlik, belki seyahat Hı -hı. filan mecburiyetler haricinde döşeğini sadece nikahınla paylaşırsın. Yani en yakını. Evet. Resulullah'ın da en yakınları zevceleri. Ben soruyorum senelerdir ismini sayabilir misiniz? İsimlerini sayabilir misiniz diye. Sayan çıkmadı şimdiye kadar. Ha ikinci defa dinliyorsa beni, <laughs> geçen seferden numune aldıysa ikinci defa da söylüyor. <laughs> yedi yıl önce program sormuştum, ertesi gün bakmıştım onların hepsine. <laughs> Ama hala aklınızda değil. evet gidiyor yedi yıl aradan sonra. Neden? Yeterince sevmiyorsunuz. Evet. Sizden örnek verdiğim için kusura bakmayın. Estağfurullah var. hocam. Ben toplumuma bir örnek veriyorum. Ha, bir arkadaşım gayet aşikar söyledi. Öğle yemeğinde bir resmi bir yerdeyiz. E, sigara molası için dışarıya çıkıldı. O öğle yemeğinde de içiyor. E, ama sigara şey nasılsın iyi misin filan. Dedi, e, dedi sen de, işte birkaç sene önce televizyonda böyle söylemiştin. Valla bu yaştan sonra benim ezberleyecek halim yok. Dedi, cüzdanı çıkardı. Bir kağıda yazmış. Ama bu var. İçtiğin yanında kar oldu dedim. <laughs> kar Bakın bu bir sevgi işaretidir. Evet. Ezberleyemiyor. Ama cüzdanında taşıyor anasının ismini. Efendimiz Hazretleri'ne bir sembollere çok şey görüyoruz değil mi? Değer veriyoruz. Efendimiz Hazretlerini de sembol olarak niye görmüyoruz? Yaşayan Kur'an, canlı Kur'an diye tarif edilen. Ve Allah ve meleklerinin her an salat ettiklerine biz yeterince salat edebilir miyiz? Onun için ne yapsak azdır. Evet. Mesela Muhammed İkbal, Pakistan şahidi diyor ki ben kitabıma kitabımda Muhammed ismi şerifi geçiyor diye ona bir değer vermiş olmuyorum. Onun ismi benim kitabıma değer veriyor diyor. Hı hı. Çok güzel bir peygamber sevgisinin ızharı. Peki buna riayet etmeyenlere karşı tepkisel davranmak hakkım benim. Her türlü protesto hakkını kullanıyorsun. Halbuki her hak bir vazife karşılığıdır. Bize vazifelerimiz öğretilmedi, haklarımız öğretildi istismar edelim diye. Çünkü bütün bu oyunlar hep dış maşalarla olur. 68 hadiselerini hatırlayın. Bizim gençliğimiz. Evvela evet. Fransa'da başladı, sonra bizde başladı. Daha başkalar da var da siyasete girer, siyasete çekerler. Ben siyasete tenezzül etmem. Ama siyasete çekerler diye söylemiyorum. Bunların hepsi hak peşinde koşanları kolayca istismar etmek için yapılanlardır. Hak vazife karşılığıdır. Ben... Resulullah'ı sevme vazifemi canı gönülden yapıyorum. Öyleyse o vazifesini yapmayanlara karşı tepki göstermek hakkımdır. Temel almış Davancı'yı Cidey. Hı. Hoca Efendi gördü onu. Nereye Cidey'sin dedi. Tursun anıma sövmüştür. Furma Cidey. Etme dedi. Etme. Senin anan ölmedim. mi? Öl. Üç sene oluyor. E, sövse ne olur? Hoca dedi. Sen geçen gün anıma Kur'an okudun. O gidiyor da bu niye gitmiyor? Vuracağım onu dedi. <laughs> Şimdi bu işin şaka tarafı ama benim temel kardeşim üç sene evvel vefat etmiş annesine slogan olarak bizde ilk söv sövmeler çünkü evet. genelde slogandır. Özel sureti mahsusa da sövmek Zaten o sövme olmaz. Evet. O özel şeydir. Yani hukukta da böyledir. Hukuk usulünde, ceza kanununda da böyledir. Slogan sövme başkadır. Özel bir takım kelimeler kullanarak, hı hı. Tas, tasrih ederek sövmek başkadır. Bu genel bir şey. Ona bile vurmaya gidiyor da, benim peygamberim benim anamdan daha yücedir. Evladımdan, hayalimden, torunumdan, benden daha yücedir. Böyle görmeyenler peygamberi tanımıyorlar demektir. Varlığından haberdar olmak demek, tanımak demek değildir. Onun için aleyhissalatü vesselam hazretleri en azından bir takım protokol gibi görünen kaidelere riayet edilerek konuşulmalıdır. Evet. Çünkü benzemek kastı oluşmasa Bazen olmasa bile oluşabilir. Efendimiz'den ismiyle bahsetmek müşriklerin adetidir. Cebrail aleyhisselam bile Ya Resulallah diye hitap ediyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühen var. Ey insanlar. Ya eyyühen kafirun var. Küfredenler. Yani hakikati örtenler. Hı, hı. Kafir o demektir. Hakikati örten demek. Evet. Hakikatten uzaklaşmış, başkasının da doğruyu görmesine mani olan demektir kafir. Ve işte ya İsa, ya Musa, ya İbrahim, ya bunlar var. Ya Muhammed diye bir hitap var mı Kur'an-ı Kerim'de? Sanırım yok. Sanmayın, emin olun. Yok. Allah bile Resulüne ya eyyühen nebiyyü. Ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir, gibi nezaketle hitap buyuruyor. Sen kim oluyorsun da benim peygamberimden? Sadece ismiyle bahsediyorsun. Evet. Demezsem ben de onun derekesine düşmüş olurum. Bir kitap okuyorum. Yani önce? Yani 40 seneden fazla. Burada son 2-3 dakikamız var. Tamam. Da. Lafınızı bölmemek için şimdi söyleyeyim Doğru. ki ona göre Değil anlatın mi? hocam. Mesnevi Şerif hakkında bir kitap. Orada Soğuk geldi. Bir okuyamadım. Bir şey oldu. Halbuki meslevi çok üzerinde durduğum bir kitap. Her konuya temas eden bir kitap çünkü. Hazreti Pir'in şahitleri falan demek hafif kalıyor yanında. Fakat bir soğuk geldi. Anlamıyorum, okumuyorum. Zevk vermiyor. Bir sıkıntı. Muzaffer Efendi'ye sordum. Resulullah'dan bahsediyor mu dedi. Bahsediyor efendiciğim. İsmiyle mi bahsediyor? Evet. At o kitap. Allah Resulü'nü sevene öyle bir duygu veriyor. Sadece ismiyle hitap eden kitabı bile okutturmuyor. Anlatabildim mi? Eyvallah hocam. Sevmesini bilmeyen bir topluma peygamber sevgisinden bahsetmek havacımadır. Sevdiğini zannedip hakaret edenlere de bir değineyim. Çocuğunuzun ismini Muhammed koymayın. Muhammed diye seslenmeyin. Topçu bir Muhammed vardı. Evet sövüyorlardı türbünden ayağından top kaçırınca. Evet. Ne oldu? O çocuk sakatlandı. Çocuk azarlanması icap eder bazen. Hı hı. Seslenilmesi de hey olmaz. Yani Onun çok... için biz Mehmet demişiz. Ha benim oğlumun adı Muhammed. Nüfuskanlı Muhammed yazıyor. Ama ben ona emre diyorum. Muhammed yazılabilir. Ona şeref verir. Muhammed diye seslenemez. Bu çok sevdiğim için yapıyorum diyor bunu benim Müslüman kardeşim. Farkında olmadan hafife alıyor. Evet. İsmine bir hafife alıyor. Peki Ahmet için niye söylemiyorsun? Ha, Ahmet ervah alemindeki ismi şerifidir. Mahmut için niye söylemiyorsun? O da ebedi alemdeki ismidir. Biz şimdi dünyadayız. Dünyadaki ismi şerifini evet. tazimle mükellefiz. Peki. Hocam iki saat su gibi aktı gitti. Muhtemelen daha saatlerce de muhabbet ederdik. Yani dinlerdim ben sizi. Muhabbet e muhabbet o sizin kıvaltınız Hikmet Beyciğim. Estağfurullah. Çünkü Hazreti Mevlana sözün müşterisi kulaktır. Siz dinlemeseniz ben kime ne söyleyeceğim? Eyvallah hocam. Keyif Onun için ediniyorum. siz güzel dinlediğiniz Eyvallah. Için geliyor. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağlık, yüreğinize sağlık. Estağfurullah. Hem sizi Sağ biraz tanıdık hem de biraz böyle sohbet ettik. Biz çok mutlu olduk. Çok keyif ben, aldık. Ben çok teşekkür Peki, ederim. Peki çok teşekkürler. Efendim noktalıyoruz yüzler bizleri. Bugün de yine kıymetli bir isim bizlerle beraberdi. Sayın Ömer Turu İlhan hocamızla beraberdik. Tekrar görüşünce yedek o halde. Hoşçakalın.